Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Olcay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bu nazik daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Genç yolcu takipçilerimiz de heyecanla bekliyordu. Yani önceden sorular gelmeye başladı bile. İki gündür böyle bir soru yağmuru oluştu hatta. Bir takım sorular oluşturduk biz. Öncelikle arkadaşlara bir tanıtım amaçlı bir giriş yapayım istiyorum. Sonrasında soru cevap şeklinde devam ederiz. Siz de konuları açabilirsiniz. Takipçilerimiz de bir takım soruları olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle sevgili takipçilerimiz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Röneve ve Anıtlar Müdürü. Kendisi Doktor Olcay Aydemir. Bugün konuğumuz olacak. Ve konumuz da kültürün kentin gelişimine katkısı. Yaklaşık bir saat artık duruma göre 1,5 saat boyunca duruma göre artık bir sürede kendisiyle bir bilgi alışverişi yapacağız. Keyifli bir dakikalar geçireceğimizi ben ümit ediyorum. Kendisi zaten çok donanımlı birisi. Bu konuda teşekkür uzman, ederim. Restorasyon uzmanı. Teşekkür ediyorum. İçerikle alakalı şöyle bilgi verecek olursam yaklaşık bizim 20-25 tane sorumuz var Olcay Hanım. Hem takipçilerimizden bir takım sorular aldık. Öncesinde kendi sorularımızı zaten oluşturduk. Genelden özele doğru gitmek istiyorum ben öncelikle. Tabii ki. Takipçilerimiz de tabii bu arada kendileri soru ekrandan soru yazabilirler. Bir yandan bakmaya çalışıyorum. Ben de hani bazı, yani şu anda selamlamalar var tabii ama yorumlar geliyor. Prenses aşağıda bayağı bir taciz etti gelmek için ama ben konsantre olamayacaktım. İndi tekrar. Aynen. Şu özellikle bu pandemi günlerinde yani evde zorlu geçiyor. Özellikle çocuk olduğu zaman mesela bir işe odaklanmak gerektiği zaman biraz zorlu Tabii, geçiyor ama keyifli dakikalar. En azından böyle bir ortamımız var. Bir dijital ortam var. Bilgi paylaşacağımız ortamdan var. Çok güzel bence yani. Evet, Şöyle devam evet. edelim. Az önce de dediğim gibi 20-25 tane soru hazırladık. Takipçilerimiz aşağıdan sorularını sorabilirler. Ben insicam bozmamak açısından direkt soruları aralara girip sormayacağım. Arkadaşlarım not alacaklar. Konu geldiği zaman takipçilerin isimlerini de vererek ben soruları size yönelteceğim. Siz de cevaplarsanız çok memnun oluruz. Tabii ki tabii ki. Yani elimden geldiğince ben de sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Herkes faydalanır. İnşallah. Öncelikle şöyle başlayalım Olcay Hanım. Sizi tanımakla bir başlayalım. Yani sizi tanımayanlar olabilir. Ama yani İstanbul çevresini çok tanımışsınız. Belli ki çünkü restorasyonlar olsun, işte tarihi eserler olsun, o işlerin başındaki insansınız. Yani İstanbul Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü öncelikle ne iş yapar? Yani sizin oradaki göreviniz nedir? Yani bu oradaki işleyiş nasıldır tam olarak? Ve özellikle ben şunu merak ediyorum. Hani hep bilim kurulundan bahsediyoruz özellikle sağlık alanında. Yani bu alanda da bir bilim kurulu var mı İstanbul'da? Yani Türkiye genelinde olsun, İstanbul'da olsun. Çünkü İstanbul'da tarihi eserlerimiz çok daha fazla. İlk başta bunlardan ben. Evet, çok şanslıyız. İlk başta bunlardan başlayalım istiyorum. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aslında restorasyon yapan bir birimi. İl müdürlüğü olarak var ama aslında bölgelere bakıyor. Ben İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü açısından biraz anlatmaya çalışayım. Sorumlu olduğumuz bir bölge var. İstanbul'un yanında Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya'nın bir bölümü Taraklı gibi bu bölgelerin bakım onarımlarını, yapıların restorasyonlarını yürütüyoruz. Evveliyat tabii ki bakanlığımıza ait yapılar, müzeler. Çokça duymuşsunuzdur zaten, sosyal medya hesaplarımızdan da takip ediyorsunuzdur. Ama bunun yanında bu konuda uzman olmayan bakanlıkların da koruma ile ilgili, restorasyonla ilgili işlerini yürütüyoruz. Bunun örnekleri var. Mektebi Tıbbi Şahane biliyorsunuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın işte Kalender Kastı gibi bazı yapıları var. Bunları da bizim uzmanlarımız denetiminde koruma çalışmalarını yürütüyoruz. 50 kişilik bir personelimiz var. Tabii ki hepimiz hemen hemen teknik elemanlarız. Yani idari işler dışında mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, teknikerlerimiz. Büyük bir takımız aslında, büyük bir aileyiz. Tabii ki Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu bölgede başka il müdürlükleri de var. Yani bizim
birebir kontak halinde olduğumuz müdürlükler var. Yani biz tek başımıza bir iş yapmıyoruz. Biz bir takım çalışması yapıyoruz. Hangi müdürlüklerdir bunlar? Birçok kişinin de karşısına çıktığı koruma kurulları, müzeler veya bize bağlı birimler, kütüphaneler gibi, türbeler müdürlüğü gibi bu birimlerinde ihtiyacı olan bütün bakım onarımları müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte. Tabii ki bunların bir süreçleri var. İkinci sorunuza gelince bilim kurulları var mı? Şimdi tabii ki bizim kurumumuz aslında en köklü kurumlardan biri. Yani bir çatı kurum diyeyim. Yani en eski koruma kurumlarından biri. Yani Rölev Anıtlar Müdürlükleri hep vardı. Tıpkı Osmanlı'da işte Hasta Mimarlar Ocağı gibi devletin yapılarını korumak üzere, işte bakımlarını sürdürmek üzere hep vardı. Ama tabii bunun resmi olarak bu hale gelmesi, yani Rölev Anıtlar Müdürlüğü adını alması, tabii ki 1980'de Hüsrev hocamızla başladı. Hüsrev Taylan, birçok bu camiada bu konuda uzman olan birçok kişi bu konuda uzmanlıklarını Hüsrev Hoca'yı tanıyorlar. Ben bir yandan da bazen sorulara bakıyorum ama bakmayacağım. Hı-hı. Çünkü dikkatim dağılıyor. Evet, ona benim arkadaşlar baksınlar. Evet. Arkadaşlar not alıyorlar. Siz hiç dikkatinizi tamam. bozmayın isterseniz. Yani Hüsrev Tarih bizim için çok değerli bir hocadır. Zaten ben zaman zaman çok kaynak paylaşırım. Belki arkadaşlar Hı-hı. biliyorlardır. Hüsrev Hoca'nın kitabı, iki ciltlik kitabı mesela bütün bu alanda çalışan herkesin kütüphanesinde olması gereken biri. Benim için çok onur verici böyle bir kurumda olmak. Daha öncesinde yani Milli Eğitim Bakanlığı'yken Sedat Çetintaş'ın da Rölev Müdür Bürosu olarakken şefi imiş. Yani hep böyle bu alanda duayen olan isimlerin geçtiği bir yer burası. Muallen Hager var, Selma Emler var, Cahide Temer var. Yani Hüsrev Taylan işte kurucu olarak ya da ilk müdür olarak var. Bu şunu demek istiyorum. Aslında sıradan bir kurum değiliz. Biz gerçekten uzmanları olan bir kurumuz. Ama buna rağmen bu iş hiçbir zaman bitmiyor. Yani koruma işi, ben bunun uzmanıyım, biliyorum, en iyi ben bilirim gibi bir dünya değil. Çünkü her yeni iş, her yeni yapı size bir şey öğretiyor. Ben her yeni işte yeni bir şey öğreniyorum. Oldum demek çok doğru değil. Evet, uzmanlıklarımız ve tecrübelerimiz var ama her işte yeni bir tecrübe ediniyoruz. Ama bunun dışında bu disiplin, bu iş farklı disiplinlerle ortak çalışmayı gerektiriyor. Yani atıyorum bir arkeolojik alanda çalışıyorsak, o alanda çalışmış uzmanlardan danışmanlık alırız, bilgi alırız. Hayatta da bu böyle olmalı. Yani bir hasta olduğunuzda değil mi? Birçok uzmanla görüşürsünüz. Yani sonuçta kendi vücudunuzla ilgili önemli bir karar veriyorsunuz. Yapılar da böyle. Bakanlığımız bu konuda zaten hani böyle konuları asla es geçmiyoruz biz. Yani gerektiğinde bilim kurullarıyla çalışıyoruz. İşte Ayasofya'da bir bilim kurulumuz var. İşte Topkapı Sarayı surlarında çalışıyoruz. Yani bir bilim kuruluyla çalışıyoruz. Ama bizim bazı şanslarımız var. Demin yine söylediğim gibi bizim kendi bünyemizde olan birimlerimiz var. İşte merkez laboratuvarımız var. Bakın onu söylemeyi unuttum. İşte müzeler, kurullar, müze müdürlükleri, laboratuvarlar. Bunlar bizim hep ortak çalıştığımız kurumlar. Özellikle bölgesel de çalışıyorsunuz sanırım. Yani sadece İstanbul için değil. Ya bu Trakya bölgesindeki diğer iller de size. Doğru. İşte geçen sene Troya Müzesi'ni açtık. Biliyorsunuz bizim için çok heyecanlıydı. Hı-hı. Bir ayağımız hep Çanakkale'deydi. Hı-hı. Zaman zaman paylaşıp böyle. Tabii benim şöyle bir yapım var. Ben çok böyle açık paylaşmayı sevmiyorum. Böyle ufak ufak işte küçük detaylarla artık o detayları birçok kişi şey yapıyor, biliyor işte hocamızın detayları acaba neresi diye. Biraz açılışa kadar da ben de heyecanlanıyorum çünkü. Bu detayları paylaşmaya çalışıyorum. Edirne'de işlerimiz var. Şimdi Troya bitti ama Çanakkale'de Asos Oran yerinin işte giriş karşılama birimlerini biz yapıyoruz. Bunlar tabii yine tek değil. Bazen valiliğin bütçesi ve işte kendi bütçemizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Edirne'de Eski Saray ayrıntılara sonra girelim isterseniz. Şimdi biraz olur, genel tabii. Bahsedelim. Tamam. Hani olur. Önceden de görüştüğümüz gibi böyle ayrıntıları daha sonraya bırakalım. Tabii nasıl çünkü isterseniz. Birçok işin... Durdurun beni. Siz beni nasıl ben böyle sonuna kadar gideceğim. Peki bir de şeyi merak ettim ben. Yani bir de illerde kültür varlıkları koruma kurulları oluyor. Doğru. Ve siz çok de... karıştırılıyoruz. Biz çok karışıklık oluyor. Yani çünkü belediyelerden bir proje geçmesi gerekiyor. Yani ben inşaat mühendisi olduğum için az çok bir bilgim var bu konularda. Proje geçmesi gerekiyor. Diyorlar ki kültür ve varlıkları koruma müdürlüğünden işte onay almanız gerekiyor deniyor. Şimdi bir de anıtlar kurulu var.
Şimdi bu kurulların tam olarak görev ayrımları nasıldır? Yani görev alanları neyi tanımlıyor? Özellikle ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum. Orası da tarihi bir bölge. Zaten biliyorsunuzdur. Benim Yani ikinci şehrimdir Bursa. Edirne ve Bursa benim için ayrıdır yani yeri. Aynen, çok güzel bir şey. Yani ben de İstanbul'da öğrenciliğim geçti. 7-8 yıl yaklaşık orada bulundum. Sonrasında Bursa'da görev aldım. Bursa'da tarihi açıdan çok güzel bir şehir. Gerçekten insana huzur veriyor bu tarihi yapıların içinde bulunmak. İşte orada iş yaparken dediğim gibi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na da denk gelmiştik bir ara proje kapsamında. Bunlarla yani sizin de şimdi Anıtlar Kurulu var. Ya İstanbul'da da büyük ihtimal Kültür Varlıkları Koruma Kurulları oluyor. Tabii. Bunlarla 7 tane kurum müdürlüğümüz var. görev alanlarınız nasıl ayrılıyor Olcay Hanım? Onu ben Şimdi merak ettim önce size. hepimizin görevi ayrı. Biz onarım yapıyoruz. Bizim gibi onarım yapan her kurumun birimleri var. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün var, bölge müdürlüklerinde belediyelerin var. Tarihi yapıya sahip başka kurumların da yapıları var. Biz onarım yapan kurumuz. Ama biz bile bir yasaya tabiiz ve bu yasa çerçevesinde bizler bir proje olmadan, bir kuralları olmadan ve uygulamayı yapamıyoruz. Bunu artık herkes biliyor. Bununla da ilgili devletin yasada belirlediği koruma kurulları var. İşte bölgenin büyüklüğüne göre işte İstanbul'da 6-7 tane, Bursa'da bir tane. Bunların sorumlu oldukları alanlar var. İstanbul çok büyük bir şehir. Demin söylediğiniz gibi tarihi yapıları yüksek, işte kat kat bir şehirde yaşıyoruz İstanbul'da. Dolayısıyla bunların iş yoğunluğuna göre belli bölgelere ayrılmış bunlar. Nasıl bir süreç oluyor? Bir yapıyla ilgili bir onarım yapmak istiyorsunuz. Bu basit onarım da olsa, kapsamlı onarım da olsa ki yasada bunların sınırları belli. Yani yasalar yaptığınız işin sınırlarını, kurallarını belirliyor. Koruma kuruluna gidiyorsunuz, bununla ilgili başvurup onay alıyorsunuz. Bu onay olmadan uygulamaya başlayamıyorsunuz. Yasa bunu böyle. Biz de yani bakanlık olarak kendi yapılarımızla ilgili biz de onaya gidiyoruz. Diğer sivil vatandaşlar gibi diğer kurumlarda onaylarını alıyoruz. Koruma kurulları Buyurun. genelde öğretim üyelerinden mi oluşuyor? Sanki ben mesela liseye bakmıştım bir ara. Mimarlık Evet, bölüm evet, başkanı vardı. evet. Tabii. Her disiplinden Öncekilerin. inşaat mühendisi yok yalnız. Şimdi sorabilirsiniz. İnşaat mühendisi yok ama hukukçu üyemiz, mimar, sanat tarihçisi, arkeolog ve kurum temsilcilerinden oluşan bir üyelik sistemi var. Bunlar bakanlıkça atanır. Belli görev süreleri vardır. Kendi uzmanlıkları ile ilgili görüşlerini bildirirler. Projelerde değişiklik varsa geliştirirler. Yani hemen tabii ki olmuyor. Bazen belli süreçlerden geçiyor, eksikler olabiliyor. Yasanın bize verdiği ilke kararlarına göre proje hazırlama kurallarımız var. Onun da kuralları var. Buna uygun olarak çalışmalarımızı yapıyoruz, sunuyoruz. Onay aldıktan sonra işlerimizi yürütmeye başlıyoruz. Bu iyi bir soru oldu. Yani bu işi fitilleyen, ateşleyen bir adım var. O da bu onay projelerin hazırlanması ve bu onay sürecinin aşılması. Hepimiz de buna tabiiz. Yani bunun özel bir durumu yok. Tamamdır. Anıtlar Müdürlüğü'nün peki şu anki aktif çalışmaları nelerdir olacağım? Yani şu an neler yapıyorlar Bizi İstanbul'da? soruyorsunuz değil mi? Bizi Evet, sizi soruyorsunuz. soruyorum. Şimdi Evet, bizim İstanbul ismimiz Anıtlar Müdürlüğü. Röle ve Anıtlar Müdürlüğü. İşte bu Anıtlar anıt Müdürlüğü. meselesi içine girince bazen biz çok mesela etiketleniyoruz. Sosyal medyada da işte bir çeşmede bir sorun oluyor. En çok da ona üzülüyorum ama benim yetkimde değil. Dolayısıyla bazen ilgili koruma kurullarını referans veriyoruz. Biz şu anda çok fazla işimiz var. Yani çok yoğunuz, onu söyleyebilirim. Yani hiç durmadan çalışıyoruz. Hani pandeminin bize hem avantajları hem dezavantajları oldu. Avantajı şu, ziyarete açık olmadığı için müzelerimizdeki bakım onarımlarımızı Evet, çok doğru. rahat yaptık. Dezavantajı da bu nöbetleşe çalışma durumu oldu tabii bu koşullardan ilk başta. Bu da biraz bizim hızımızı biraz aslında azalttı ama niteliği daha da arttı bu ziyaretçi olmadığı için. Arkeoloji Müzesi'nde biliyorsunuz uzun zamandır süren kapsamlı bir onarımımız vardı. 2019 yılı içerisinde birinci katı açtık. Açılmayan belli bir bölüm var. İşte ikinci kattaki çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Yalnız yine bu pandemiden dolayı malzemelerin temininde tüm kurumlar gibi biz de biraz sıkıntılar yaşadık. Ayasofya'daki çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çevre düzenleme çalışmalarımız var. Ziyaretçinin daha konforlu, daha estetik bir şekilde, düzgün ve güvenli bir şekilde müzeye girişini sağlamak amaçlı işte çevre düzenleme çalışmaları. İç mekanda biliyorsunuz geçen sefer de soruldu. İskelemiz var. Hala
bakım onarımlarımız devam ediyor. Türk İslam Eserleri'nin arka avlusunda bir çalışmamız vardı. Önemli bir arkeolojik alan. İstanbul'un arkeolojik alanları hiç yani küçümsenmeyecek kadar değerli ve kıymetli ve yeni bir alan kazandırıyoruz. Avlu içerisinde yine sezona hazırlık kapsamında basit bakım onarımlarımız devam ediyor. Kariye Müzesi'ndeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Orada bir statik sorunlarımız vardı. Bunları da ziyaretçi yokken hani daha hızlı mobilize olduk. O da biraz daha rahat devam etti. Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmalarımız var. Harbiye Askeri Müzesi ve Kalender Kasrı gibi. İşte Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Mektebi Tıbbi Yeşhane bizim büyük işlerimizden biriydi, yeni bitti. Yine çalışmalarımız, maliyet çalışmalarımız devam ediyor. Edirne'de Eski Saray arkeolojik alanda yine bir ziyarete açık hale gelmesi açısından hem biraz arkeolojik hem de eski mutfakların onarımı ile ilgili bir çalışmamızı yürüttük. Hıdırlık tablesi çok önemliydi Edirne ili için. Şimdi ben demin size söyledim hani Bursa ve Edirne bizim için çok kıymetli bir arkeolojik alan, şehir ve benim Bursa ve Edirne iki önemli şehrimden biri. Mutlaka her yıl biraz vakit geçiririm. Çanakkale'de Assos Ören yerimiz var. Yine Troya'nın ve diğer müzelerimizin bakım onarımlarını sürdürüyoruz. Kırklareli'nde Demircikköy'deki arkeolojik alanla bir çalışmamız vardı. Onu da yakında muhtemelen Kırklareli Valiliğimiz mutlaka duyuracaktır. Biz dediğimiz gibi aracıyız. Yani bu işi gerçekleştirmede. Tekirdağ'da yine müzelerimizin bakım onarımlarını yaptık. Bu sene yine devam edeceğiz. Böyle. Ya bayağı bir kapsamlı işleriniz var. Bunlara yani bir tabii kalabalık bir ekip herhalde bir kontrol ediyor. Yani Allah kolaylık versin ederim. Yani bunları kontrol etmek, aynı anda bütün işlerin işleyişini yapabilmek, tabii donanımlı insanlar bulabilmek de aslında büyük bir uzmanlık bu alda. Biraz bu çok önemli uzmanlık, evet. Yani bu yani altını çizdiğiniz konu önemli. Bu işin uzmanı olmak gerek. Bu işe gönül vermek lazım. Bu işi çok sevmek lazım. Sabırlı olmak lazım. Böyle. Teşekkür ederim. Biraz da kentlerden bahsedeyim istiyorum da, yani bizim kültürümüzde kentler hangi dinamikler üzerine sizce inşa edilmiştir? Siz tarihi çok iyi bilen insansınız. Direkt bu tarihi dokuyla beraber olan insansınız. Yani inanç üzerine, ekonomik üzerine sizce nasıl inşa edilmiştir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bizim kentimizin odağında insan var. Yani insan olduğu için kent çok yönlü bir dinamiği var kentin. Yani birçok parametresi var. Ama bu işin odağında insan var. İnsanın mutluluğu, insanın huzuru, insanın barınması ve ihtiyaçları var. Bizim geleneksel kentimiz aslında çok güzel. Ben biraz romantik bakıyorum. Yani herhalde ben derslerde de çok anlatıyorum. Hani herhalde en güzeli Cumalı Kızağa gittiğiniz zaman o en saf, en güzel, en bozulmamış halini görüyorsunuz. İşte yoluyla. Çünkü insan var. Ölçeği insan bir kere. Yani bu o kadar kıymetli bir şey ki. Ama daha ileriye gittiğimizde kentin tabii birçok dinamiği var. Çevre faktörü var, ekonomik faktör var, sosyal faktörler var. Tabii ki fiziksel faktörler var. Ama bunun özellikle bu odağında... tarihi yarımada için ne dersiniz? Yani özellikle Eminönü tarafları, işte bu tarihi yarımada kısmı. Buranın hangi dinamikleri daha etkili sizce? Bizim yani İslam coğrafyasında Osmanlı'da kentin odağında tabii ki ibadethaneler var. Çünkü bizim kentimizde meydan olayı yok. Yani bizde insanların toplanma alanı camidir. Yani işte ulu camiler. Niye ulu, niye bu kadar büyük? Çünkü insanlar burada toplanıyor. Bütün önemli konular, bütün önemli duyurular burada yapılıyor. Bursa bunun en güzel örneğidir. Ulu Cami, çarşısı, hanları, ticaretin ortasında. İstanbul'a baktığımızda Yeditepe'de şehri nasıl sembolize edersiniz, nasıl tanımlarsınız? Her tepede bir cami, bir minare vardır. Çünkü yaptıranın halkına hizmet için yaptırdığı yapılar var. Ve kent bunun etrafında gelişiyor. Yani Süleymaniye'ye bakın. Orada oturmak, orada yaşamak o dönem bir referanstı. Yani büyük bir arzuydu. Yani orada oturmak çok önemli bir şeydi. Dolayısıyla belki bu günümüzde bu büyüsünü kaybettik ama ben yeniden kazanacağımıza inanıyorum. Yani bugün Süleymaniye herhalde 16. yüzyıldaki duygusunu vermiyor oradaki yaşayanlara. Çünkü bugün insan yok etrafında. İnsan yoksa yaşam yoktur. Yani bir mekanın içinde insan varsa hayat devam eder. Yine o zaman geçmişe yani şehirlerimizde insan olmalı o zaman diyorsunuz.
Özellikle bu diye bu kültürel çevrede, yani şehirlerimizde insan odaklı olmalı. Yani bu aslında bu Tabii. koruma, yani bu camilerimizin, işte bu tarihi eserlerimizin etrafında insanlar kesinlikle olmalı diyorsunuz, değil mi? Tabii Ya insan bundan varsa bahsediyorum. hayat var. Yani düşünün bir mekan, çok rastlamışsınızdır. Fatih'te işte yıkık dökük evler vardır. Bir bakarsınız bir muşambayla örtmüştür onu. Bir baca tutuyordur. O yapı yaşar. Yani çünkü içinde insan var, korur. İnsan çıktığı an yapı terk edilmiştir artık. Yapı yavaş yavaş eskir, yavaş yavaş yok olur. Yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Biz hep deriz, mekanın ruhu insanın nefesiyle vardır. İnsan varsa yapı yaşar. Terk edilmiş olması iyi bir şey değildir. Yani o muşamba bile, o tüten soba bile o yapının yaşamasını, sürmesini sağlayan en önemli faktördür. Biz her şeyin odağında insan diyoruz, ona hizmet diyoruz. Kentin de yönetenleri şimdiye kadar hep insana hizmet için bir şeyler yapmış, değil mi? Mesela külliyeler, büyük külliyeler insanların eğitim ihtiyacını karşılamışlar. Kentin bir parçası. Ticaret ihtiyacını karşılamışlar. Nur Osmaniye'ye bakıyorsunuz. Altı han dükkan yani. Ya da işte Süleymaniye'ye bakıyorsunuz, külliyeye set set. Eğitim için medreseler, sağlık için hastaneler, hamamı işte imaretini yapmış. Yani kent bu. Küçük bir kenttir o külliye aslında. Peki şunun hakkında ne konuşabiliriz? Yani tarihi yapıların kentin yapılaşmasına entegrasyonundan biraz bahsedelim istiyorum da. Şu an tarihi yapıların etrafında bir kentleşme var, bir yapılaşma var. Çok zor bir konu bu. Bu çok Evet zor bir evet yani konu. entegrasyonu nasıl sağlayabiliriz? Yani bir yerden kentsel dönüşüm yapılıyor, tarihi yapının etrafı bir ayıklanması isteniyor. İşte tarihi yapıların görüntüsü kapanmasın diye işte yüksek yapılara izin verilmiyor. Yani bu entegrasyonu tam olarak sizce nasıl sağlayabiliriz? Veyahut da Anıtlar Kurulu bu yönde bir çalışması var mı, bu entegrasyon çalışması? Şimdi Anıtlar Kurulu bir onay kurumu. Yani yasayla zaten bunlar belirlenmiş. Yani bakanlığın ortaya koyduğu yasa. Belki Kesin. hani önümüzdeki günlerde yeni ihtiyaçlar ve yeni sorunlara göre bazı maddelerin revizyonu gerekecek. Belki ilki kararlarında bile bazı revizyonları yapacağız. O zaman Anıtlar Kurulu da hani o yasaya göre istediği değişikliği yapabilecek. Daha doğrusu gereken değişikliği yapacak. Ama bunun ötesinde şunu söylemek istiyorum. Demin çok önemli bir şey söyledim. Döneminde Süleymaniye Külliyesi yapıldığı zaman etrafındaki evlerin pencerelerinin boyutunun bile bir kuralı vardı. Yarışmazdı yapı. Bunlar anıtsal yapılar. Yani tarihi yapıyla, doğayla yarışılmaz. Doğayla yarışmayacağız. Tarihi yapıyla yarışmayacağız. Hep diyorum ya insan odaklı ölçek. Biraz nefsimize hakim olma hikayesi. İşte bu insan odaklı konudan ortaya çıkıyor. Yani bizim biraz daha çalışmamız gerek. Yani o eski yapıların yanında yeni bir yapı. Bir kaldırım bile yaparken demin sordular. Onun malzemesi, onun ölçeği, onun belki de doğrultusu, yani döşenme şeklini bile çalışmamız lazım. Yani rastgele bir şey yapamayız. Bakın işte kaldırım yükselirse işte insanın ölçeği, evet ben bebek arabasıyla bir kaldırımda yürüyemiyorsam bugün, bu bana hizmet eden bir şehir şeklinde olmaktan çıkıyor. Yani demek ki insanı odağına koyacağız. Tarihi yapılara gelince bunların çok ya buna sımsıkı sarılmamız lazım. Elimizde bu şehirle ilgili önemli dikili taşlar var, anıtlar var. Biz çok şanslıyız o yüzden. Yani İstanbul'da Yeditepe'li şehir diyoruz. O Yeditepe'deki külliyelerin dışında köşe başındaki bir çeşme, bir Sıbyan Mektebi bizim ruhumuzu mutlu eden şeyler. Yani sizi mutlu etmiyor mu? Hepimiz gidip resimlerini çekiyoruz, paylaşıyoruz. Sımsıkı sarıldığımız bu şeyleri yaşamamız, kendi konforumuz söz konusu olduğunda arkamızı dönebiliyoruz. Dönmeyelim. Yani o entegrasyonu birlikte yapalım. Biz istemeyelim. Biz daha büyük, daha yüksek, daha geniş evler istemeyelim. Geçenlerde burada bizim mahallemizde bir sıra evi gördüm. Benim böyle bir takıntılarım var. Böyle işte acaba tescilli mi derken sıra evin en başındaki bir ev sanki boş bir alanda yapılmış bir villa haline döndü. Ben insanın nefsini görüyorum orada, doymazlığını görüyorum. Bu yanlış. Biz istemezsek hiçbir mimar, hiç kimse size zorla böyle bir evi yapmaz. O sıra evin artık bir sıra evliği kalmadı. Halay başı gibi en baştaki kocaman bir şeye dönüştü. Öbürleri de muhtemelen buna benzeyerek yanında aynı ölçekte devasa şey bir konut stoğu haline dönecek. Aslında eğitim de verilmesi gerekmiyor mu bu konuda Olcay Hanım? Hani mimar Eğitim veriliyor. eğitim Eğitim veriliyor veriliyor. mu bu konuda? Özellikle mimarlık bölümünün mesela
müfredatında buna benzer eğitimler var mı? Ben şöyle söyleyeyim, aslında bizim tabii mimarlık eğitimimizde proje yaparken bu tür projeler oldu ama bir tek bizim eğitimimiz yetmiyor. Bunu Bilinçli söylemek olmamız istiyorum. lazım o zaman. Evet. Yani eğitim kültürle ilgili olmalı. Biz bununla ilgili eğitimi daha çocuk yaşta vermeye başladığımızda o demin bahsettiğim sıra evin başındaki adam o kadar kocaman bir evi istemeyecek. Ve hani mesela ben ona bakıyorum, tuvaletin kapısı, penceresi, artık biz hepimiz mimarız ve bir yapıya baktığımızda hangi pencerenin ne penceresi olduğunu biliriz. Ana caddeye bakan bir tuvalet penceresi düşünebiliyor musunuz? Yani bunu kim tasarlıyor, nasıl yapıyor? Bunlar çok üzücü şeyler. Biz evet mimarlar eğitilmeliyiz. Biz de daha fazla yer kazandırmak için çaba sarf etmemeliyiz. Ama insanlar bunu istememeli. Daha büyük ev, daha yüksek ev, daha fazla betonu istememeli. Yani eğitim çocukluktan başlayacak. Nefsimize yeteceğiz önce. Kesinlikle. İbadethanelerde yeteceğiz kendimize. Peki tarihi yapılardan geçmişe dair biz bir şeyler öğrenmiyor muyuz aslında? Yani tarihi yapıları özellikle İstanbul'da okuyan bir sürü belki mimarlık öğrencisi var veyahut da gelip giden misafirler oluyor devamlı. Ya bu konuda ya tarihi görüyoruz biz, tarihi eserleri görüyoruz ve bunlara bir şey öğrenmiyor muyuz? Ona göre bir yapılaşma olmuyor mu? Yani bu mimarlar aslında bir etkilemiyor mu yani bu tarihi yapılar? Ya O çok yüzden doğru bir soru soruyorsunuz. Bunlar çok doğru. Teşekkür ederim. Bir yani ne kere dersiniz bu konu hakkında? Ben merak ettim doğrusu. Yani geçmişe dair aslında bir sürü etrafımızda tarihi yapı var. Yurt dışında böyle yapılar yok. Yani oradakiler belki daha güzel eserler, yani teknolojik eserler çıkarabiliyorlar mimarlar olarak. Ama bizim etrafımızda bir sürü tarihi eser var. Ve bunlardan daha güzel şeyler görüp yani o dokudan bir şeyler kapıp daha güzel şeyler aslında çıkarabiliriz yani. Böyle. kesinlikle öyle. Yani mimarlık eğitimi biz öyle bir şey ki çok dinamik bir meslek bu. Çünkü hani bir eğitim alıyorsunuz, üniversiteden mezun oluyorsunuz ama mimarlık eğitimi bitmez. Çünkü hayatla çok iç içe. Ben mesela her gördüğümü not ederim. Yani işte yurt dışında veya yurt içinde işte Cumalı Kızağa gidiyorum. Bir döşemeyi hemen not ediyorum. Bu döşemeyi niye yapmışlar? Bu evin ölçeği ne? Acaba bu bezemeyi buraya niye yapmışlar? Meraklı olmalıyız, ilgilenmeliyiz çevremizle. Bir kere mimarlık eğitimini artık bitti, ben mimar oldum deyip rafa koyup haldır haldır hemen bir proje işine girip konut üretimine girmemek lazım. Ben 40 yaşımdan sonra diyorum, bazı şeyleri oldum demiyorum bakın. 40 yaşından sonra daha farkında varıyorsunuz. Bir şeyi üretmek için daha zengin hissediyorsunuz. 40 yaşına kadar ben hep öğreniyordum. Çok severek de öğrendim. Hep not ettim. Ben hala not ediyorum. Hala fotoğraf çekiyorum. Bir kere mimarlar çok gezmeliler, çok okumalılar. Geçmişi çok iyi analiz etmeliler. Ya bizim elimizde çok zengin bir geçmiş var. Kitap gibi yani bu. İşte bir konut tipimiz. Ya Balat'a gidin, her dönemin konutlarını görürsünüz. İşte Türk evini görürsünüz, o Yahudi mahallesini görürsünüz, Hristiyan evlerini görürsünüz. Bunu dinselleştirmek istemiyorum ama her kültürün konut alışkanlığı farklı olduğu için bu kadar zengin bir kültür, bu kadar zengin bir çeşitlilik. Malzemeye geleyim. Ahşap var, kâgir var, yalılar var, değil mi? Deniz, boğaz kültürü var. Boğazda bir yapı var. O Sıcak malzemeler kısmına zaten ayrıca bir gireceğiz Olcay Hanım. yani bu kadar Özellikle. zengin çok bunlar öğretici şeyler. Dolayısıyla çok gezmeliyiz. Çok çok öğrenmemiz lazım. Mimarlık mesleğinde biz bazen karşımızdakini doğruya ikna etmeliyiz. Yani her müşterinin, her talep edenin her istediğini yaparsak kent bizi yutmaya başlar. Halbuki biz kentin içinde yaşamak istiyoruz. Yok olmak istemiyoruz. Pandemi süreci bizim bu bence nefsimizi anlama konusunda işe yaradı belki diye düşünüyorum. Çünkü hayatla ilgili çok önemli şeyleri sorguladık. Evde çok vakit geçirdik. Aslında azın çok olduğunu anladık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte biraz daha dikkatli gider bu süreç. Hem taleplerimiz hem üretimimiz daha doğru gider diye inanıyorum ben. İnşallah. Dileğimiz, isteğimiz her zaman o tabii ki. Biraz da kültürel miras yönetiminden bahsedelim istiyorum da. Yani ülkemizde kültürel miras yönetimi sizce yapılabiliyor mu? Yani özellikle STK'ların, vakıfların bu konuda bir desteği olabiliyor mu? Yani Anıtlar Kurulu direkt STK'larla bir iletişime geçiyor mu? Veyahut da STK'lar size bir taleple geliyor mu? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi STK'lar toplumun önemli dinamiklerinden. Ya yani ben her zaman devlet kurumlarıyla STK'ların ortak çalışmasının
iyi şeyler yarattığına şahit oldum ve gördüm. Bunun iyi bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Kültürel miras yönetimi dünyada var. Ve olmak zorunda. İşte alan yönetim başkanlıkları var. Biliyorsunuz artık UNESCO'nun şeyiyle, katkısıyla, desteğiyle birçok şehirde, kültür kentinde alan yönetimi var. Ama kültürel miras yönetimi derken ben biraz daha bunu özelleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Niye bu kanaate vardım? Belki okumuşsunuzdur. Nur Osmaniye Külliyesi'nin restorasyonu esnasında süreçte sadece kamu yok. Bakın, kullanan insan var. Oradaki başka dinamikler var. Şimdi Nur Osmaniye'yi örnek vereyim. Bir cami var. Harika. Döneminde de işte ticaretin ortasında harika bir yapı. Hemen medresesi var. Tabii. Ben hep şey derim. Nur Osmaniye içinden yol geçen camidir, külliyedir. Mutlaka yani çok yakalar insanı. Herkesi yakalayabilecek bir dinamiği var oranın. O yüzden çok başka bir yer. Medresesi var değil mi? Yanında dükkanları var. İnanılmaz bir ticaret var. Evet. Kültür Bakanlığı'nın kütüphanesi var. Çok en güzel barok kütüphanelerden biridir. Mutlaka görün. Yani birkaç kurum değil mi? Müftülük var. İşte caminin görevlisi var. Mülk sahibi vakıflar var. Kültür Bakanlığı var. Ve o çarşının dernekleri ve yöneticileri var. Şimdi bunlar bir araya gelip sizce orada şahane, muhteşem bir şey yaratamazlar mı? Size soruyorum. Peki nasıl orası? Ya biz yaptık görevimizi, çıktık. Bitti mi sizce? Cami harika restore edildi. Evet, bitti mi sizce? Bitmedi. İşte kastettiğim şey bu. Restorasyonunu yapmanız, çok iyi yapmanız, sizin harika bir caminizin olması oradaki alanın tümünün iyi olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla restorasyonu fiziksel bir şey olarak algılarsak kaybederiz baştan. Dediğiniz gibi bir miras yönetimi olursa, STK'larla orada bir arada olursak o alanı yaşanabilir ve sürdürülebilir kılarız. Kesinlikle. Yani bir aktivite yaptınız, işte alt katta Biennale'de bir sergi yapıldı. Yaptık gitti. Sonra harika bir altyapısı vardır Nur Osmaniye'nin. BBC'ye konu oldu. Geçici, UNESCO geçici listeye alındı. Yani çok önemli bir nokta. Ben teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Bu konunun güçlenmesi, bu konunun bizim önemli külliyelerimizde mutlaka hayata geçmesi ve STK'ların da taşın altında elini koyup bu süreci sürdürülebilir ve sonsuz kılması gerektiği kanaatindeyim. Şu an istekli STK'lar, vakıflar var mı peki? Özellikle İstanbul'da veya diğer yörelerde. Yani bu konuda istekli, talepli olanlar var mı? Yoksa sizce yetersiz mi yani bu STK'lar bu konuda? Şimdi STK'lar bilemez bu konuyu. Bizim biraz onları toplamamız lazım. Mesela şu konuda çok niyetli birileri var. Ya işte şu yapınız çok kötü. Hani biz destek olalım, sponsor olalım, burayı restore edelim. Bakın bu yine fiziksel bir bakış açısı. Bu yapıyı kurtarır ama sonsuz ve sürdürülebilir kılmaz. Yani bunu birlikte yapalım ama şu yönetim şeklini STK'larla oturup masaya yatıralım. Ben bunu Kapalı Çarşı'da gündeme getirdim aslında. Bununla ilgili bir kitapta bir bölüm yazım var. Orada bu miras yönetiminin nasıl olacağını STK'larıyla, birimleriyle patır patır anlattım. Tamamdır. Yani gerekli mesaj gitmiştir sanırım STK'lara. Ona göre tekrardan şey yaparlar. Ya bir değerlendirirler yani. Ve hatta sizin ekibiniz artık bu konuyu değerlendirir. Yani iletişim kurabilir. Şimdi şöyle tabii. Biz, benim birimim bunu yapacak birim değil. Çünkü değil. Biz o fiziksel müdahaleyi yapıyoruz. Sosyal boyutu tabii ki ben ne her farklı zaman... Farklı bir birim var herhalde o konuda değil mi? Bununla ilgili bir birim yok. Yok mu şu an? Bununla ilgili bir birim yok. Bakın alan başkanlıkları var. Demin bahsettiğim şey konu bu. UNESCO'da veya yasalarda bu geçiyor. Ama bir anıt eser kurulu kurulmuş henüz yok. Yalnız Kapalı Çarşı ufak ufak bir şeyler yapıyor. İzliyorum onları. Ama onlarda da şu eksik var. Şimdi... Ben hep bunu dile getiriyorum. Şimdi kurumlarla ilgili, diyelim ki bir anıt eser kurulu kurdunuz. Kurumların da başını oraya getirdiniz. Bakın yöneticilerin bununla ilgili fikir üretecek vakitleri yok. Onlar önünüzü açabilir. Yani oraya koyduğunuz aktörün lokomotif olması lazım. Bizim orada sıkıntımız var. Yani ben çok can çekişerek çalışıyorlar görüyorum ama Kapalı Çarşı. Bir henüz o fitil ateşlenmiş değil bana göre. Ama yine de desteklememiz lazım. Aslında çok güzel fikirler olabilir. Ben eminim yani o da daha iyi olacak. Ben her zaman destek veriyorum ama bizim Rölev Anıtlar Müdürlüğü o lokomotif değil. Biz fiziksel gerçekleştirmeyi yapıyoruz.
çağırırlarsa. Bulamazsın da bir nevi sizin işiniz yani. Ama çağırırlarsa tüm ekibimiz destek olur. Yani merkez laboratuvarımız biz deriz ki atıyorum kapalı çarşıya. Bakın bu restorasyonu böyle yaparsanız daha iyi gider. Daha kolay yönetilebilir. İşte malzemelerinizi şöyle seçmelisiniz. Şu yöntemi kullanmalısınız gibi üstümüze düşeni yapabiliriz. Ama bunun çok küçük bir parçası olabiliriz şimdilik. Buradan aslında biraz şeye kayalım istiyorum da restorasyon işlerine. Şimdi biraz genel bahsettik, biraz da özele inelim. Günümüzde tarihi dokuyu kaybetmeden bu restorasyon işlemleri nasıl yapılıyor? Siz direkt yani bu işin mutfağında olan bir isminiz. Bu malzemeyi tabii tanımak çok önemli, bu restorasyon malzemesini. Yani her elimize geçen bir malzemeyi kullanamıyoruz. Ben özellikle inşaat mühendisliğinde malzeme anabilim dalında öğretim üyesiyim. Biz genelde çimento beton, yani bu beton teknolojisi üzerine çalışıyoruz ama sizin bulunduğunuz alan çok farklı bir alan. Yani siz normal teknolojiyi kullanamazsınız. Yani oturup çimentoyu kullanamazsınız. Yani kullansanız böyle bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Bu restorasyon malzemesini nasıl tanımlarsınız? Restorasyon işlemleri nasıl yapılır? Yani çok tekniğe girmeden böyle biraz özet olarak herkesin anlayacağı bir şekilde anlatabilirsiniz. Çok sevinirim Olga Hanım. Özellikle bu özgün malzemeyi nasıl hazırlanıyor? Nelerden faydalanıyor? Yani bunun özellikleri nedir? Bu tarihi dokuyu tutması için özellikle biz neler yapıyoruz? Çünkü bir yanda bir eski malzeme var, orada bir tarihi eser var ve biz bunu onarmamız gerekiyor, restore etmemiz gerekiyor. Şimdi yeni yapacağımız malzemeyle bu eski malzeme arasındaki bu aderans, bu bağlantı nasıl sağlanıyor? Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çok merak edilen bir şey aslında. Tabii, malzemeyi tanımazsanız yapıyı tanıyamazsınız. Yani biz şimdi bir yapıya bakınca malzemeleri söyleriz. Cinslerine, türlerine, neredeyse nerede çıktıklarına kadar. Bu tecrübeyle olur. Yani bir kere bu işi yapanlar morallerini bozmasınlar ama yapıyı ve malzemeyi iyi tanısınlar. O kadar doğru bir soru ki. Bir yapının işte temelinde hangi taş kullanılır, kaplamada hangi taş kullanılır, yöresel taşlarımız var. Yani bir İstanbul'daki caminin duvarıyla Diyarbakır'ınki aynı değil, değil mi? Bir gidiyorsunuz, hı hı, bakıyorsunuz orada siyah beyaz başka cins bir taş var. Buraya bakıyorsunuz başka bir taş cins taş var. Sultanahmet ve Süleymaniye okul gibidir malzeme konusunda. Bir kere herkese malzemeleri okumalarını öneririm. Fotoğraflamalarını, hı hı, elleriyle not almalarını öneririm. Yani öyle armut piş ağzına düş dünyası değil bizim dünyamız. Gerçekten çok emek vermek, çok fazla okumak gerek. Şimdi çimento kendi içinde başka bir malzeme. Özellikle 1960'larda mucizevi bir malzemeydi. Yani aderansı yüksek, hı hı, çok çabuk sertleşiyor. Ben çok biliyorum. Çok restorasyon yapıyoruz. O ahşap atılların yerine betonarme kirişler atıldığını, o belki Kâgir ya da Bağdadi kubbelerin betonarmeye döndüklerini biliyorum. Onlar kötü insanlar değillerdi. Onlar da o dönem E'nin teknolojisini en yüksek düzeyde kullanmaya çalışmışlardı. Ama bugün durum biraz farklı. Niye farklı? Biz bugün malzemenin analizini yapabiliyoruz. Malzemeyi nereden temin edeceğimizi biliyoruz. Belgelemeyle yapı elemanının geçmişteki halini bilebiliyoruz. Şimdi bunlar o kadar büyük zenginlik ki, o kadar önemli bir unsur ki, hangi malzemeyi kullanacağınızı biliyor olmanız. Ama burada çok dikkat etmek gerekiyor yine. Çünkü bazen yapıya göre de değişiyor sanırım. Yani Ayasofya'yı restore edeceksiniz, başka bir malzeme, ne bileyim bir kapalı çarşıda bir yeri restore edeceksiniz, farklı bir malzeme kullanmanız gerekiyor. O dokuya uydurmanız gerekiyor sanırım. Bu da en zor işlerden biri herhalde. Yani ben bir malzemeci olarak yani düşünürüm yani. Bakın şimdi çok güzel bir şey geldi. Orayı restore etsem, hangi malzemeyi kullansam ve tarihe dokuya da uyumlu olması gerekiyor. O insicamı, o güzelliği bozmaması gerekiyor. Çok zor bir iş aslında diye düşünüyorum ama siz restorasyon zor bir iş. Restorasyon kolay bir iş değil. Yani hemen size çok küçük bir örnek vereyim. Bir yapıya girdiniz, elinizde onaylı projeler var. Bakın, hı-hı, elinizde o ilk etapta yaptığınız analizlerle girdiğiniz bir yapı var. Ama size öyle büyük sürprizler bekliyor ki, işte ben çok iyi hatırlıyorum. İşte bir ahşap elemanı yapıdan söktüğümüzde arkada 19. yüzyılın sıvasını görmek ya da 16. yüzyılın sıvasını görmek. Yani Topkapı Sarayı restorasyonlarında da öyle. O kadar sürprizli, o kadar büyülü anlara şahit olduk ki, o hiç kimsenin daha önce keşfetmediği bir sıva parçasını alıp dönemin teknolojisini ve malzeme zenginliğini analiz edebiliyoruz. Bu büyük bir şans. Yani hiçbir şey tesadüfi değil. Biz artık bir harcın içindeki küçük kıtıkların, taşların boyutuna, cinsine kadar tespit edebiliyoruz.
Çok güzel. Ya bu, yani, şu anki elimizdeki teknolojiden bahsediyorsunuz herhalde, değil mi yani? Tabii. İşte laboratuvarlarda tabii. yaptığımız uygulamalarla. Aynen öyle. Peki basit olarak bu şey kısmını kaçırdık da, yani restorasyon işlemi nasıl yapılıyor? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani az çok da biz inşaatçı olarak biliyoruz da, yani bu konuya haiz olmayan kişiler olabilir şu an. Yani onların da biraz bilgi birikimi artsın diye en azından bundan biraz da bahsedebilirseniz ve özgün malzeme seçimini orada nelerden yararlanarak, neler düşünerek Şimdi yapıyorsunuz? O kısmı. özgün malzeme seçimi önemli bir konu. Eğer çok büyük bir tamamlama yapacaksanız sizin yeniden bir malzeme teminine ihtiyacınız var. Ama yapıyı koruyup dondurarak sürdürecekseniz yeni malzemeye de çok fazla ihtiyacınız yok. Şöyle bir sıfırdan anlatayım çok basitçe. Genelde hep, ilk başta şöyle bir söyleyeyim. Genelde Horasan harcı hep düşünülüyor. Yani Horasan harcı Tabii doğru. Öyle bir harç var. evet, öyle bir harç var yani. Bir de aslında şöyle de var. Yani hep Horasan harcı, Horasan harcı. Bizim yerli ve milli bir harcımızın çalışmaları yapılıyor mu? Aslında buna da bir arada bir soru sorayım istedim. Önce restorasyon işlemlerinden siz biraz bahsedin. Sonrasında aralarda malzemeden bahsedersiniz. Ve en sonunda artık yerli ve milli harç çalışmaları yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Çünkü şu an neler devamlı bir millileşme politikası var. İşte Çok devletimiz çok önemli. güzel bir şey aslında Önemli bu. tabii. Ve özellikle savunma sanayisinde şu an mükemmel projeler yapılıyor. Gerçekten de gözlerimiz doluyor bu anlamda. Kesinlikle. Biz bu tarihi alanlarda tamam hep Horasan harcı diyoruz, çok iyi diyoruz. Acaba tarihi dokuya belki daha iyi bir yaklaşım getirebilecek bir milli bir harç üzerine çalışabiliyor muyuz? Yani veyahut da gerek var mı diyeyim, yani siz Ya daha iyi. siz benim hayalimi anlatıyorsunuz. Tabii ben yıllardır eğitim veriyorum ve çok istedim. Yani biz üretelim. Çünkü yani hidrolik kireci üretemeyen bir toplumuz. Türkiye'nin taşı toprağı altın. Yani bunu söyleyip öyle bir baştan almak istiyorum. Taşı toprağı altın olan bir ülkede yurt dışından gelen inşaat malzemesini kullanmayı çok hazmedemediğimi söyleyebilirim. Bu kadar genç insan var, bu kadar istihdam yaratılabilecek alan var. Bunun üretilebileceğine inanıyorum ve üretileceğini düşünüyorum. Zaten bununla ilgili böyle bir takım hayallerimiz vardı. Onlar biraz yarım kalmıştı ama bunu yine de desteklemeye devam edeceğim. Ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Şimdi biz bir yapıya girdiğimizde ya da bazen yapıdan talep geliyor bize tabii. İstek yapı istiyor aslında onarılmayı. Biz bununla ilgili önce bir yapıya bakıyoruz. Yapıdaki sorunlar ne? Onları bir raporluyoruz. Daha sonra bir proje çalışması sürüyor. Bu proje çalışması aslında çok çok önemli. Ne yazık ki bugünün teknolojisi çok teferruatlı proje çalışmasını el verse de işte bir iskele kurulmadan, araştırma raspaları ve kazıları yapılmadan bir proje olmaz. Yani bizim koruma kurullarına götürdüğümüz projeler asla bitmiş projeler değildir. Bunu herkes çok bilmeli. Ben kurullara da söylüyorum, üyelere de. Aşama Ben dinamik değişiklik oluyor o zaman. bakın o proje bir projecinin veya sizin ulaşabildiğiniz koşullarda yapıyı okumanızdır. Restitüsyon, röleve yapının mevcut halidir. O zaten kusursuz olmak zorunda. Restitüsyon sizin erişebildiğiniz tarihi belgelerdir. Restorasyon da sizin artık mesleki deneyiminiz veya kurumsal deneyiminizle o yapıyla ilgili onarım kararlarını vermenizdir. Ama o proje asla bitmiş bir proje değildir. Yani bunu bir doktora tezi gibi, bir kitap gibi düşünürseniz o yapının projesi hiç bitmez. Siz de o yapıya asla ulaşamazsınız. Yani çünkü yapıya girip korumak için müdahale etmeniz gerekir. Bunun için de bir projeniz ihale yapacak, bir yaklaşık maliyet hazırlayacak bir projenizin olması lazım. Yapıya girdiğiniz zaman aslında artık proje yeniden olgunlaşmaya başlar. Ben o yüzden hep kurul kararlarında şuna çok dikkat ederim. Zaten kurullarımız da buna çok dikkat ediyor. Uygulama esnasında çıkan verilerin tekrar belgelenmesi. Bu o kadar önemli bir nottur ki siz bulduğunuz bir tane duvar parçasını bile projelendirmeden işinize devam edemezsiniz. Böyle bir karar ve not varsa eğer. Ve iskele kurulduğu an siz artık yapının her tarafını ellemiş oluyorsunuz, dokunmuş oluyorsunuz. Artık her köşesini, kıyısını, bucağını görmüş oluyorsunuz. Hele bir de yapıda çok özel nitelikler varsa, buna bir de bilim kurulu dahil olduysa, kitap artık o zaman yazılmaya başlıyor. Öncesinde değil, onarım esnasında yazılmaya başlıyor. Peki Bu görsel, bu sonuçta bu restorasyonda da hep farklı alan nereden hocalar oluyor bildiğim kadarıyla bu bilim tabii doğru. bir ortak karara nasıl varılıyor? Çünkü mesela bazen rastlayabiliyoruz Olcay Hanım. Yani bir kişinin beğendiğini diğeri beğenmiyor. Özellikle mimar tarafında bu daha çok gözle görülüyor. Yani
o ortak dokuya nasıl, ortak fikire nasıl ulaşılıyor? Onu da aslında ben merak ediyorum. Çünkü bazen gidiyorlar mesela bilim adamları, ya burası güzel, restore olamamış, beğenmemişler vesaire. Yani gerçekten işin ehli bunu doğru yapabiliyor mu? Biraz da bunun hakkında konuşmak istiyorum da. Çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii tabii, bu çok önemli bir konu. Size zaman kaybettirebilir, size işi bitirtmeyebilir bu konu. Yani grubun, ekibin, takımın sinerjisi çok önemli ve birbirine olan saygısı, birbirine olan, yani bu meslekte egosentrik olamazsınız. Ben biliyorum, benim dediğim doğru dediğiniz an zaten o toplantıda, o grupta olmamalısınız. Benim bakış açım hep böyle oldu. Ben şanslıyım, çok iyi grupla çalıştım. Yani çok iyi bilim ekipleriyle çalıştım. Hem onlardan çok şey öğrendim, hem yapıdan çok şey öğrendim. Herkes işte bu ortak çalışmada bir şey öğrendi. Ben çok iyi biliyorum ki biz çekişiyoruz. Biz hepimiz her zaman aynı fikirde olmuyoruz. Ama bilim kurulu hocalarımızla bile ortak bir noktada, çünkü önemli olan yapı. Yani Ahmet'in, Mehmet'in ya da Olcay Hanım'ın söylediği işte olsun, aman, böyle bir dünya olduğu an yine insanın işte nefis terbiyesi geliyor bence gündeme. O iş iyi olmuyor. Ama aynı fikirde olduğunuzda, daha doğrusu birbirinize saygılı olduğunuzda ve yapının ne istediğinde ortak karar verdiğinizde şahane bir çalışma çıkıyor. Ben çok, ya yani öyle bir şey başıma gelmedi ama gelse çok ızdırap olurdu, onu söyleyeyim size. Çünkü o iş bitmez. Herkes bir konuda ısrar eder. O noktada biraz hep şey diyorum. Kurum temsilcilerinin, yani işin sahibinin biraz orkestra şefi olup işi yönlendirmesi önemli. Bir ortak noktayı aslında bulabilmeli. Biraz da ondan aslında bahsediyorsunuz sanırım. Olcay Hanım, bir de bu restorasyon işlerini özellikle bu sivil toplum kuruluşlarının da desteği oluyor mu? Yani proje anlamında olsun, yani maddi destek olsun, manevi yönden de destekler olsun, yani vakıfların, STK'ların da olabiliyor mu? Az önce gerçi biraz bahsettik. Tabii. Direkt şimdi restorasyona bakın, da dahil olabiliyorlar mı yani? Bu konuda onu merak ettim ben. Bakın, restorasyona dahil olamazlar. Çünkü restorasyon bir uzmanlık gerektiriyor. Hı-hı. Ama şu desteği yapıyorlar. Yani biliyorsunuz ben çok uzun süre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. Vakıf bir kültürdür, bir terbiyedir, bir eğitimdir ve şunu bilin ki İstanbul'un çoğu vakıftır. Dolayısıyla biz Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalıştığım süre zarfında kiracı olan STK'larla da karşılaştım. Tahsisli olan STK'larla da karşılaştım. Veya bireysel, yani kullanıcılarla da karşılaştım. STK şunu yapabiliyor: ben bunun restorasyonunu yapmak istiyorum, kullanacağım ama herkese de açık olacağım. Hı-hı. Mesela Rabi Medrese bir dönem öyleydi. Rabi Medrese'yi bir STK, şimdi tam hatırlayamıyorum adını, birazdan gelir aklıma, restorasyonu yaptılar. Orada biz bile bazı konferanslarımızı verebildik. Belli saatlerde açıyorlardı ama insanlar gezebiliyorlardı. Bu önemli bir katkı. Bunun daha zenginleşmesi lazım. Şu olursa biraz yanlış oluyor. Yani STK aldı, bu benim, kimse giremez derse, o zaman halka açık olma, o halka entegre olma durumu değişiyor. Evet, doğru, TÜBA geldi. TÜBA kullanıyordu Rabi Medrese. Çok şahane bir restorasyon yaptılar. Ve hani onu kullandırdılar. İyi bir katkıydı. Yani STK'ların bu itici gücünün bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle eski eserlerin yaşaması kapsamında. Bunu önemsemek lazım. Sadece onlarla daha fazla eğitime dönük, yani eski eserlerin sürdürülebilirliğine dönük biraz daha fazla bir arada olmalıyız. Mesela şu anda sizin yaptığınız bu canlı konuşma bence önemli, insanlara ulaşmamız anlamında. Bunları daha çok yapmak lazım. Yerinde yapmak lazım. Böyle güzel STK'lar var. Yani Haseki'de ben külliyi yaparken keza öyle. Çok sahip çıkıyordu. Bayram Paşa Medresesi var hemen karşısında. Bir STK tarafından kullanılan. Çok güzel kullanıyorlar. Hem hayır için kullanıyorlar ama aynı zamanda yapıya bakıyorlar. Bu güzel bir şey. Bunun dışında bir malı olamayabilir. Aslında yani birçok STK olduğu için, yani birisi belki sahip çıkmasa diğeri yine sahip çıkıyordu. Anadolu'da biraz bu STK'lar az olduğu için biraz belki Anadolu'da sıkıntılar çıkabiliyor. Bazen çünkü bizim şeyler göremiyoruz. Benim de bir yani, eksiğim. Ya ben özellikle haberlerde görüyoruz, böyle ücra bir yerde tarihi bir eser var. Hatta bugün haberlerde gördüm. Yani parçaları gitmiş, taşları gitmiş çünkü kimse sahip çıkmamış.
Tabii Anadolu'da olan güzel yani vakıflar, çok yararlı vakıflar da var bu işlere el atan. Tabii onların artması tek dileğimiz yani. İnşallah yani artar o tip vakıflar, hizmetler artar yani. Ve oradaki tarihi yapılara da bir şekilde sahip çıkılır yani. Büyük şehirlerde bir şekilde sahip çıkılıyor. Çünkü çok fazla STK var, az önce de bahsettim. Kesinlikle çok haklısınız. Çok doğru bir şey bu. Anadolu'dakiler biraz sahipsiz kalıyor gibi geliyor bana. İnşallah onların sayısı da artar aslında. Onların tek dileğimiz de aslında o şimdilik. Biraz da şeyden bahsedelim istiyorum. Biraz malzemeden bahsettiniz. Bu Horasan harcından. Aslında o şeye giriş yaptıydık ama onun sonunu getiremedik sanırım. Yerli ve milli harç alışı. Evet. STK'lara dalınca o konuyu unuttuk. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi geleneksel malzemenin üretimi, işte taş ocakları, işte harçların üretimi, işte tuğla, kiremit üretimi. Yani ben şunu söyleyeyim, bir restorasyon yürütürken özgün bulduğumuz bir kiremiti Anadolu'da bir fabrikamız üretti. Bu o kadar kıymetli bir şey ki, ve patentini aldı arkadaşlar. Bu o kadar kıymetli bir şey ki, bunları desteklememiz lazım. Ya da biz aslında Ömer Hocam dinliyor mu bilmiyorum. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi vakıfların bir üniversitesiydi ve bir laboratuvarımız vardı. Yani bir hayalim vardı. Acaba biz bu devlet kanalıyla, bakın devlet kanalıyla bir en azından vakıf mülklerine dönük malzeme üretebilir miyiz? Bu bir hayaldi benim için. Belki ileride yine olur. Sonra başka şeyler giriyor ya tabii, öncelikler. İşte kireç üretmek ya da agrega üretmek gibi. Çünkü böyle bir şeyimiz yok. Biz yani kıyıdan, oradan buradan topladığımız taşla harç yapamayız. Yani bu bir süreç ve üretimi gerektiriyor. Ha, bu üretimler biraz masraflı üretimler. Ben üreticiyi de bu konuda anlıyorum. Bazen üretmek daha pahalıya mal olabiliyor. Zaten benim anladığım buydu. Niye hidrokireç üretmiyorsunuz? İşte daha kolay getirmek yurt dışından. Gidiyorsunuz Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan kireç, hidrolik kireç getiriyorsunuz ya da özel O tarihi eserlerde sonuçta bu maliyet yani düşünülmek zorunda mı? Sonuçta elinizde bir tarihi eser var. Yani 1.000 yıllık, belki 2.000 yıllık, 3.000 yıllık. Yani bu tip şeylerde maliyet öncelikli oluyor mu? Yani aslında kalite ve doğa dokusuna uyum aslında daha birinci önceliğimiz olması gerekmiyor mu? Tamam, biz inşaat bizim mühendisliği için tabii ki öyle. ekonomiyi Biz düşünüyoruz. Ama aslında sizin restorasyon konusunda özellikle bence düşünülmemesi gerekiyor. Bilmiyorum. Yani uygulamada şu an düşünülüyor mu? Ne mert? Üretici düşünüyordur. Şimdi bizim için tabii ki devletin bütçesini en ekonomik şekilde kullanmak ana hedefimizdir. Yani Tabii hem ki. yapıyı korumalıyız hem de devletin bütçesini en ekonomik şekilde kullanmalıyız. Ama üretici öyle bakmıyor. Üretici sürdürülebilirliğine bakar. Ne yapıyor? İstihdam yaratıyor. Çünkü işçi bir fabrika kuruyor, işçi alıyor. Şimdi restorasyon bitti. Ne yapacak bu adam? Ya öyle düşünüyor. Diyor ki ya 5-10 yıl sonra restorasyona ihtiyaç olmaz. Halbuki demin siz dediniz ya, evet İstanbul'da var ama Anadolu'da da o kadar çok eserin hala korunmaya ihtiyacı var ki. Ve kireç bu yapının bizim eski eserlerin temel malzemelerinden biridir yani. Size çok katılıyorum. Bir müddet sonra ekonomik hale bile gelebilir. Başlangıç pahalı bile olsa. İkincisi, ülkede istihdam yaratıyorsunuz. Yani ben kesinlikle yerli malzeme üretilmesinin çok kıymetli olduğunu ve gençlere de varsa olanakları bu üretime geçmelerini, bizlerle, devletle işbirliği yaparak, yani devlete katkı sağlaması açısından söylüyorum. İşbirliği yaparak bu üretimi zenginleştirmek ve istihdam yaratmak gerek. Her yerde, Anadolu'da, Anadolu'nun da daha çok ihtiyacı var. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de belki son zamanlarda kısmet olmadı. Yani hep giderim aslında. Çağrıldığım her yere gidiyorum ama son zamanlarda bir iki şanssızlık oldu. Gidemedim. Daha çok gitmeliyiz. Yani sizler de öyle. Daha fazla ulaşmalıyız. Daha çok bilgiyi götürmeliyiz. Destek olmalıyız. Ya bu konuda araştırmalar zaten yapılıyor diyorsunuz. Yani yerli ve milli harç konusunda. Tabii ki, Yani tabii ki. özellikle mesela şey dikkatimizi çekiyor. Devamlı haberlerde de çıkıyor işte Burdur'da Salda Gölü'nün işte kumunun çok değerli olması. Ya onu nasıl böyle koruyabiliyorsak ve bulabilmişsek yani araştırıp çok değerli olduğunu. Buna benzer aslında malzemelerin de bulunması gerektiğini aslında ben istiyorum. Malzeme çok var. Daha çok, evet, Keşfetmemiz üretilmeli ve gerekiyor belki de yani çok var aslında. üretmemiz gerekiyor Üretmemiz kesinlikle. gerekiyor. İnşallah dileğimiz tabii ki o yani. Bu arada Olcan'ım sanırım 5 dakikamız kalmış. Otomatik Instagram kapatıyor 5 dakika sonra. İsterseniz yani izleyici kitlesi de devam etmek istiyor sanırım aşağıdan. Sorularımız da var bir takım. Siz de müsaitseniz isterseniz devam edebiliriz. Bu konuda ne dersiniz?
Olur, biraz daha devam edebiliriz. Tamam. Yani yorulmadıysanız siz de Yok, ben yorulmadım. Siz genel anlamda konuştuğunuz için yani biz yine soru cevap gidiyoruz. Siz daha açıklayıcı, ayrıntılı açıklıyorsunuz. Çok teşekkürler bu konuda. Yani siz tamam derseniz biz devam ederiz tabii ki. O zaman şimdilik devam edelim. Yayın kesildiği zaman tekrar bağlantı kurup devam ederiz o zaman. Olur, tamam, tamamdır. Ben özellikle şu konudan devam etmek istiyorum. Hani İstanbul'daki laboratuvarlarımız var demiştiniz. Sanırım İstanbul'da ve İzmir'de bu konuda laboratuvarlarınız var. Bu laboratuvarlarda nasıl çalışmalar yapılıyor? Yani restorasyon harcı üzerine mi özel çalışmalar yapılıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ne tip deneyler yapılıyor? Özellikle ben de deneysel çalışıyorum. Biraz yapı malzemeleri üzerine de bu konularda da biraz merak ediyorum aslında. Yani restorasyon malzemeleri üzerine, işte Horasan harcı üzerine mi bir takım çalışmalar, deneyler yapılıyor? Daha doğrusu yapıda, tarihi eserde kullanmadan önce bu laboratuvarlarda bir deneye tabi tutulup mu uygulama yapılıyor? Bu konuyu aslında biraz sormak istedim yani. Bu konuda ne demek istediniz? Şöyle söyleyeyim, merkez laboratuvarımız bizim İstanbul'da, bizim sağ kolumuz. Yani bir uygulama yaparken şey gibi, hastanelerde laboratuvar teşhis için önemlidir ya, hani kanlar gider, işte teşhiste size destek olur. İşte bizim laboratuvarımız da aynen yapı ile ilgili teşhis konusunda bizim sağ kolumuz. Yani biz birbirimizin ayrılmaz bir parçasıyız. Laboratuvarlar neler yaparlar? Müzelerimizdeki objelerin konservasyonundan tutun, yapısal olarak sorunların analiz edilip karar sürecine kadar ne malzemenin kullanılacağını, ne yöntemin kullanılacağını belirlememize kadar bize destek olurlar. Örnek vereyim, yapıya girdik, hep baştan anlattığım gibi. Hiç tahmin etmediğimiz çeşitli sıva numuneleri gördük. Hiç tahmin etmediğimiz şekilde taşlar gördük. Bir, o malzemenin içeriğini analiz edebiliyorlar. Taşın cinsini belirleyebiliyorlar. Taşın üzerinde oluşmuş kirlerin nasıl, ne kiri olduğunu bilebiliyorlar. Çünkü siz sorunun ne olduğunu bilemezseniz çözümü bilemezsiniz. Yani biz temizlik yöntemlerini cephelerde oluyor, işte konuşuluyor ya, şeyde, kumlamayda, kimyasal temizlikte bunun yöntemine karar veremiyorsunuz. Atıyorum işte hatırlarla ilgili, işte demir hatırlarda problemler var, gerginlerde. Bununla ilgili pasın üzerindeki problemlerin ne olduğuna kadar bunları analiz edebiliyor. Obje bazında tamiratını da yapabiliyorlar. Kırık porselenlerin birleştirilmesi gibi, ya da sizin müzelerde gördüğünüz o lahitlerin konservasyonu gibi. Yani çok büyülü bir iş, çok büyülü bir dünya ama çok zor bir iş. Yani işleri çok ağır. Ben onların da çok, yani kıymet veriyorum onların yaptığı işe. Zaten hep beraber çalışıyoruz. İşte Kariye'de mozaiklerin konservasyonunu yapıyoruz. Onlar dünyanın en eşsiz mozaiklerinden biri. Yani üretimi, döneminin üretim teknolojisi açısından baktığınızda onların konservasyon yöntemine bile beraber karar veriyoruz. Onlar analiz yapıyorlar, yöntemi söylüyorlar. Biz de işte onunla ilgili bütün lojistik ve çalışma koşullarını birlikte organize ediyoruz. Bu açıdan İzmir'deki ve Türkiye'nin diğer merkez laboratuvarları bizim için çok kıymetli. Müzeyyen Hanım buradan destek oluyor, selamlarımı iletiyorum. İyi ki de söylüyorsunuz. Söyleyin tabii, benim de bazen unuttuğum şeyler olabiliyor. Oradan bizim arkadaşlarımızı da görüyorum. Onlar da Destek bağlantı veriyorlar. kuruyorlar sanırım. Bu arada izliyorlar. Oradan yazıyorlar. Ben de unutuyorum çünkü bazen, yani gözümden de kaçıyor olabilir. Oradan destek veriyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Biz de teşekkür ediyoruz emekleri için. Gerçekten büyük işler yapıyorlar. Önemli işler yapıyorlar. Gerçekten işleri zor. Yani koşulları da zor. Bu anlamda dediğim gibi ben hep yanlarında olmaya çalışıyorum. İşte Troya Müzesi olsun, arkeolojide hele çok ağır eserler ve çok meşakkatli işler. Şu anda şunu da görebilirsiniz. Yani müze açıldığı zaman arkeoloji müzesinde bizim laboratuvardaki arkadaşlarımız Satraplahtin'in konservasyonunu yürütüyorlar. Yani izleyebilirsiniz. Bir pencere açtık biz. Hem onların işlerini görün diyor. Onlar da kendini iyi hissediyor, belki bilemiyorum. Ama meraklısı için iyi bir süreç, yani ne yaptıklarını görebilirsiniz. Çok Küçük güzel, ölçekte. çok güzel. Önceden bu tip şeyler aslında kapalı olurdu ama şimdi demek ki biraz açık yapılıyor artık sanırım. Çok Dünyada güzel. bu iş böyle. Yani şeffaflaşmamız lazım, Aynen. paylaşmamız lazım. Daha Ya keyif veriyor. meraklısının göreceği aslında güzel yani. Bu arada Olcay Hanım sanırım 20 saniye kaldı. Yukarıda sayı sayıyor. Ben şu an Tamam. giriş yapalım. Tekrardan bir giriş yapalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay Sağ olun. gelsin.
Merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şu an Olcay Hanım'ı bekliyorum. Evet. Kendisi bağlanıyor. Merhaba. Merhabalar tekrardan. Biraz da artık projelere geçeyim istiyorum. Yani günümüz projelerinden biraz işin mutfak kısmından bahsettik Olcay Hanım. Biraz da projelerden bahsedeyim istiyorum. Daha ilgi çekici olur hem takipçilerimiz açısından. Özellikle Rami Kışlası, işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bahsettiniz. Ayasofya'dan Evet, biraz evet. bahsettiniz. Burada şu an ne tip çalışmalar yapılıyor? Yani özellikle Ayasofya'da her daim bir çalışma biz görüyoruz. Şu an devam eden bir çalışma var mı Ayasofya'da? Var var. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaten çalışmalarımız biterse bilin ki yani artık bir şey yapmıyoruzdur, bakmıyoruzdur. Biz bu yapılara sürekli bakmak durumundayız. Yani ömürlerini uzatmak için. Dolayısıyla Doğu ve Batı cephesinde bazı çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Minarelerin ve dış cephenin proje çalışmaları devam ediyor. Valilik üzerinden yürütülüyor çalışmalar. Yine galeri kısmında valilikle yürüttüğümüz ortak çalışmamız devam ediyor. Dışarıdaki ziyaretçi girişi ve avlunun düzenlemesini yapıyoruz. Demin bahsettiğim gibi ziyaretçi daha konforlu ve güvenli girebilsin diye içeriye. Bu çalışmalar hızla devam ediyor. Bu tür yapılarda konusunda hani depremden böyle duyuyoruz ya. İşte önceki yani geçmiş yüzyıllarda da böyle depremlerden bir takım hasarlar görüyor. İşte Mimar Sinan bir takım işlemler yapılıyor. doğru. Şu an depremden zarar görüyor mu? İstanbul, özellikle İstanbul deprem bölgesi. Bu konuyu da aslında gireceğim ben biraz da. Yani Ayasofya konusunda özel bir parantez açacak olursak. Ne dersiniz yani bu konuda Ayasofya depremden zarar görüyor mu? Yani siz mutfağında olan bir insansınız. Ayasofya'nın yani hep sıkıntıları olmuş statik olarak. Zaten Sinan'ın müdahaleleri de bunun en önemli göstergesi. Ben hep öğrencilerime de veya işte bu işle ilgilenenlere de hep söylerim. Bir yapıyı anlamak istiyorsanız bu işin içerisinde işte depremin ya da geçmiş dönem müdahalelerinin dozunu ve saygısını görmek istiyorsanız Sinan'ın Ayasofya'daki müdahalelerini mutlaka okuyun. Nasıl müdahale etmiş, hangi noktalarda yapıya dokunmuş. Şu anda Ayasofya, Kariye gibi, Aya İrini gibi, Nur Osmaniye gibi, işte Eyüp Camii gibi anıtsal yapılarımız depremsellik anlamında takip ediliyor. Yani bakanlığımız ve bazen işte üniversiteler, bazen Kandilli Rasathanesi ile ortak çalışmalarla uzaktan izlemeyle de takip ediliyorlar. Bu çok önemli. Yine galeri katında yaptığımız çalışmada gerçekten galeri katında geçmiş dönemlerde oluşmuş hasarlara ulaşabildik ama şu anda hani bize ya şöyle bir güçlendirme yapın diyeceğimiz bir durum yok. Ama bu izlemediğimiz anlamına gelmiyor. Biz bu tür yapıları dediğim gibi uzaktan izleyerek raporluyoruz. Biliyorsunuz Eylül'de bir deprem oldu. O depremde de bütün yapılarımızın hareketini, depreme karşı verdiği reaksiyonu raporladık. Ama depremsellik İstanbul için çok önemli bir konu. Bunu mutlaka belki bir gün ayrıca konuşuruz. Es geçmemiz gereken. Yani hareketini ölçmek için bir cihazlar var mı tabii üzerlerinde ki, acaba? Tabii ki, tabii ki. Bununla ilgili belki bir gün ben çok anlattım tabii bunu birçok sempozyumda ve konferansta. Biz yapıları belli noktalarda yani bu işin uzmanlarıyla karar verip seçilmiş noktalarda bir takım dijital cihazlarla okuyabiliyoruz. Şey gibi nasıl anlatayım? Artık biliyorsunuz işte teknoloji ilerledi. Bir Evet, biz mekanın betonarme ısısını yapılarda biz izleyebiliyoruz. Mesela üzerlerine ivme ölçerler takıyoruz. İşte şekil değiştirmeleri depremlerde bir takım işlemlerle inceleyebiliyoruz. Zemine kadar yani zeminle ilgili hareketine kadar tüm şeyleri hareketini yapının dijital yöntemlerle ölçerek raporluyoruz. Isısını, nemini artık ölçebiliyoruz yapıların. Bunlar biliyorsunuz yapının deformasyonu ile ilgili önemli veriler. Isı farklılıkları, yapının zeminden aldığı kapiler su sorunları bunlar çok önemli. Bunların Evet, o hepsinin bunun ayrı bir ders konusu. Özellikle nem, evet, donma evet. çözüm etkileri. Biz bunları mesela betonarme yapılarda da çok rastlıyoruz. Donma çözüm etkileri. Sorun hiç değişmiyor. Yani betondaki reaksiyonu belki farklı oluyor. İşte kagir bir yapıdaki. Çünkü kagir yapı sünger gibi çeker. Biliyorsunuz bir küf kokar. İstanbul'un
Dünyası da böyle yani, eğer bu kapiler su sorunu çözmediyseniz, iyi bir drenajınız yoksa küf koku kokar evler ya da işte ibadethaneler. Bu çok önemli bir konu. Bunları ölçüyoruz, takip edebiliyoruz. Bu Rami Kışlası ve İstanbul Arkeoloji Müzesi ile alakalı neler yapılıyor? Onlardan da biraz bahsedelim. Rami Kışlası bizim çok önemli projelerimizden biri. Biliyorsunuz İstanbul'un en büyük, en kapsamlı kütüphanesi olacak. Bir bölümünü tamamladık ama sadece yapısal olarak tamamladık. Oldukça büyük bir külliye. Şu anda kısmen de kullanılıyor biliyorsunuz. Evet. Orayı hep şöyle hayal ediyorum. Böyle yeşillikler arasında bir cennet gibi kitabınızı alıp avlusunda güzelce kitap okuyabileceğiniz şahane bir yapı olacak. Yakın bir sürede üçüncü etap çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah en kısa sürede de İstanbullularla buluşturacağız. Çok farklı şeyler bulacaksınız orada. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde resimden çok yazma vardır, el yazması vardır. Ve bizim Beyazıt'ta yazma eserler kütüphanemiz var. Çok kıymetli eserlerimiz var. Biz burada bir kitabı, yani bir kütüphane, sadece bilgi aldığınız, ya yani okuyarak bilgi aldığınızın dışında izleyerek de bir kitabın ciltlenme süresini, işte konservasyonunu görebileceğiniz atölyelerinde olduğu, gerçekten kapsamlı kitaba dair her şeyin olduğu bir kütüphane olarak planladık. Bütün çabamız ve çalışmamız bu yönde. İnşallah. Öğrenciler de çekebilecektir sanırım, kütüphane deyince. Öğrenciler Şimdi de aslında tabii ki, tabii çekebilecek. ki her yaşta, bakın her Değil mi? yaşta küçük, yani annelerin çocuklarıyla gidip çocukların da ihtiyaçlarını karşılayabilen annelerin de, her düzeyde araştırmacının rahatlıkla vakit geçirdiği, diyorum ya size, bir cennet gibi olacak orası. Yani eski bir İnşallah. taş yapı, avlusu İstanbul'dan kopacağınız, kitabınıza konsantre olacağınız şahane bir kütüphane olacak inşallah. Bütün İnşallah, hayalimiz bu. heyecanlı. Heyecanla bekliyoruz. Bu Evet. arkeoloji müzesinde neler olacak Olcay Hanım? Onu da heyecanla bekleyenler var. Arkeoloji Müzesi'nin ikinci katını da, yani birkaç etapla yürüdü buradaki işler. Biliyorsunuz bir U şeklinde bir yapıdır bu. Bu U'nun L kısmını tamamlamak üzereyiz. Yani alt katını açmıştık biliyorsunuz. L kolun birinci katı ve tüm yapının üst katının restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Bir gecikme oldu. Aslında daha erken teslim etmeyi düşünüyorduk ama bu pandemiden dolayı yurt dışından gelen ekipler ve malzemeler vardı. Bundan dolayı biraz gecikmemiz var. Bakalım yine de bu yıl içerisinde bitirme hayalimiz var inşallah. Açmak istiyoruz. Daha sonra kütüphanenin olduğu, biliyorsunuz Arkeoloji Müzesi'nin şahane bir kütüphanesi vardır. Gittiniz mi bilmiyorum. İnşallah bir gün gideriz. Gittim gittim. Altyapı ben geçtim zaten yani önceden. O Aa, üst çok katı özür dilerim. bilmiyorum. Yani şey yapalım, hakikaten bir gün gezelim. Ben vaktim olduğu zaman aslında öğrencilerimizle de yaptığımız işleri böyle yerinde tatlı tatlı geziyorduk ama bu idari görevde bunları çok fazla yerine getiremedik Aslında yani. bizim Genç Yolcu ekibinin böyle bir video çekme ekibi de var. Geziyorlar özellikle. Ne güzel, çok güzel. Aynen, bu tarihi yapılar da aslında gezerken sizden de yardım alsalar, siz de bir yardım edebilir misiniz bu konuda, o Tabii ki konuda? ben, gençler benim için çok kıymetli. Yani gerçekten ilerisi, gelecek, ülkenin geleceği sizlerin farkında olmanız ve sahip çıkmanızla olacak. O yüzden asla, hani ben gençleri hiç geri çevirmiyorum. Vaktim olduğu müddetçe destek Siz oluyorum. de Mutlaka yaparız. aslında sizin eşiniz de, siz de hem güzel bilgiler verirsiniz, yani işin içinde olan birisiniz. Sizle beraber aslında bu gezi gerçekten size çok faydalı olacak gençler için. Ya İstanbul çok büyülü. Size evet, güzel kıyılarını, köşelerini, sizin de bilmediğiniz, kimsenin bilmediği ama Vardır, bizim vardır. böyle tabii tabii sürpriz çok güzel mekanlar var. Ben gezmeye doyamıyorum. Tabii tarihi yarımada benim bölgemdi. Yani daha memuriyete başladığından itibaren avucumun içi gibi biliyorum. Hani o işte külliyeler, o sokaklar hala bozulmamış, korunmamış, inanılmaz güzel köşeleri var bu şehrin. Oraları göstermek ileriye dönük güzel olabilir. İnşallah. Yani bunun sözünü de alalım sizden o zaman olacağını. İleriki zamanlarda. Tabii tabii olur. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. İstanbul Kapalı Çarşı ile ilgili bir kitap çalışmanız vardı sanırım. Tamamlandı geçen dönem. Bunun haberlerini almıştık sosyal medyadan da. Geçmişten Geleceğe Kapalı Çarşı diye. Bu kitap hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Ya Yani çok güzel bir kitap. sanırım teknik bir kitap değil, herkese hitap edebilecek bir kitap. Bir de tek Kesinlikle. yazarlı bir kitap diye sanırım. Hep bölüm bölüm kendi yazarlarından, kendi uzman Evet. alanları oluşturulmuş.
O yüzden çok keyifli okumak. Keşke şu anda yakınımda olsa hemen gösterirdim size. Aynen, ben Ama de yakınımda değil. Bakın onu burada şöyle. duymuştum aslında. Kasım ayında falan bunun haberleri çıkmıştı. Sanırım Kasım ayında basıldı herhalde kitap. Evet, Oradan doğru. unuttuk bir şekilde ama bu kitabı ben de edinmek istiyorum yani. Edinebilirsiniz. Size Ya internet. göndeririz. Size göndeririz bir cilt. Yani ekibinizle Tamamdır, çok teşekkür ediyoruz. Bu kitaptan inceleyin. biraz bahsedebilir misiniz? Yani Tabii. nasıl oluştu bu kitap ve hangi kesime hitap ediyor? Gereğince belki reklamı yapılabildi mi? Kapalı Çarşı'ya gidenler bundan hemen edinebiliyorlar mı orada? İşte demin bahsettiğim konu bu aslında. Sevgili Ali Şükrü Çoluk Hoca bir gün işte arada editörlüğünü kendisi yaptı İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Hocamız. O arada ben de bir tez yürütüyorum Kapalı Çarşı ile ilgili. Aslında bütün hikaye bundan başladı. Ali Şükrü Hoca işte böyle bir kitap yapıyoruz. Hani siz de, ben de hep demin size bahsettiğim gibi kültürel miras yönetimi ile ilgili bir şeyler yazmayı çok istiyordum. Yani artık somut bir şey olsun, bir somut öneri yapalım istiyordum ve Kapalı Çarşı bunun için bitirmiş kaftandı. Doktora tezini yapan öğrencim, şimdi kitapta Kapalı Çarşı ile ilgili her şey var. Tarihi var, geçmişteki hali var, ekonomik olarak, sosyal olarak önemi var. Gerçekten kıymetli bir kitap. Ve İstanbul Ticaret Odası'nın sponsorluğunda oldu. Hani katkı diyorsunuz ya, her zaman bir binayı yaparak katkı sağlamayabilirsiniz. Bir STK bir kitabın basımına da destek olabilir. Bir etkinliğe sponsor da olabilir. Yeter ki kültür yaşasın ve sürsün. Yani işi sadece bir yapıya kullanmaya ya da restore etmeye de indirgemeyin. İnsanın gücü neye yetiyorsa onu yapıyor. Ki İstanbul Ticaret Odası da Türkiye'nin, İstanbul'un kültürel dünyasına çok değerli katkısı sunan bir kuruluş. O anlamda da onlara teşekkür ediyorum. Bu kitabı onlar kazandırdılar. Tabii ki şey çok güzeldi, seremoni. Kapalı Çarşı'nın içerisinde bir pazar günü yapıldı ve Turhan Uğurlu'nun bir piyano resitaliyle başladı. Bu hani benim hayal edemeyeceğim kadar hoş bir şeydi, iyi bir fikirdi. Kitabı gelince doktora öğrencim Gülay Kurt, bilmiyorum burada mı, demin buradaydı, takip etti o da. Gülay Hanım doktora tezinden bir bölümü, yani yapının, Kapalı Çarşı'nın tüm geçmişten günümüze gelişimini, tarihsel gelişimini ve onarımlarını anlattı. Ben de bu yapının, yani Kapalı Çarşı'nın kentin nasıl entegre olması gerektiğini anlattım. Hani sordunuz ya, Kapalı Çarşı nasıl daha iyi olabilir? Nasıl bütünleşebilir yerli yabancı turistle ve kentle? Bir kültürel miras yönetimi nasıl olur? Bunu anlattım. O TRT2'deki programınızı da izledim. Orada gerçekten çok güzel açıklamalar. Buradan takipçilerimize de ben tavsiye ediyorum. O YouTube'da mevcut o program. Çok güzel böyle Kapalı Çarşı ile ilgili açıklamalar yapmışsınız. Bilgiler Evet. çok güzel açıklanmış. O konu hakkında da izlemelerini tavsiye ediyoruz. Asıl geldik asıl projenize. Bunun reklamlarını Sayın Bakanımız da çok yapıyor internet üzerinden. Evet. Heyecan verici bir proje. Beyoğlu Kültür Yolu projesi. Evet. Şimdi bu Karaköy'den başlıyor. Sonra Taksim'e kadar uzanan bir proje. Bunun hakkında biraz bahsedebilir misiniz takipçilerimize? Ya. Basından belki duymuşlardır ama basından duymadıkları kısımları biraz Sayın üzerinde. Bakanımız tabii ki çok önemsiyor, yani bakanlığımızın gerçekten önemli bir projesi. Çünkü bu bir kültür aksı, yani bir kültür yolu. Bu bir rota aslında. Galata Port'ta başlayıp Galata Kulesi meydanında olgunlaşıp belki buradan İstiklal Caddesi'nden AKM'ye kadar. Zaten birçoğumuzun hayatını geçirdiği önemli bir cadde burası, değil mi? Yani öğrenciyken bizler de gittik. Benim eşim Kule Dibi Göz Hastanesi, ablam da Kule Dibi Göz Hastanesi'nde un uzman olduğu için ben hani o caddeyi Galata Kulesi'nin dibine kadar, o İngiliz Deniz Hastanesi Beyoğlu vardı. Göz Hastanesi geçiyor Evet. sanırım orası değil mi? Evet. Evet, ben de gittim. İngiliz Göz Hastanesi'ne kadar her nöbetlerinde gidip hani orayı böyle gezen biriyim ve Beyoğlu çok yaşayan bir aks, önemli bir aks ve burada gerçekten çok kıymetli projelerimiz var. Mesela şu anda Tarık Sefer Tunay Kültür Merkezi bu alanda çok önemli bir kültür odağı olacak etkinliklere. Lütfen takip edin. İleride, yani önümüzdeki günlerde, yakın bir, hatta sıcağı sıcağına bu yaz birçok etkinliğin olduğunu göreceksiniz orada. Çok büyülü bir iş yapıyoruz. Atlas Sineması, sinema müzesi var. Atlas Pasajı'nı biliyorsunuz. İnanılmaz büyülü mekanlar, inanılmaz bir restorasyon yürütüyoruz orada. Ve Sayın Bakanımızın söylediği gibi sinema galaları olacak.
eski kültürel canlı dünyasına katılacak ve bu hepimiz için çok kıymetli bir proje olacak. Yine Emek Sineması var o Aks'ta. Kasa Garibaldi'de tiyatrolarımızın bir cep bölümü olacak, cep tiyatrosu olacak. Ve buradan devam ettiğinizde AKM'de İstanbul için o zengin kültür etkinlikleri devam edecek. Yani bu yaz veya işte önümüzdeki yaz İstanbullular için çok canlı bir kültür aksının duyurusunu rahatlıkla yapabiliriz bu aks üzerinde. Ve sürprizleri bekleyin diyorum, başka bir şey demiyorum. Biz çalışıyoruz yani. Siz evdesiniz, biz harıl harıl çalışıyoruz. Teşekkürler bu konuda. Peki bu proje bitim tarihi belli mi acaba? İstanbul'dan ne zaman projeyi? Ya Sayın Bakanımızın verdiği bir takvim var. Biz de bu, tabii ki buna uyuyoruz. Haziran ayında Tarık Sefer Tuna'ya Kültür Merkezi açılacak. Bu şu demek, bu yaz buradaki etkinlikleriniz devam edecek. Attas Sineması ve Sinema Müzesi de Eylül aylarında inşallah İstanbullularla buluşacak. Zaten Emek Sineması hali hazırda devam ediyor. Bizim şu buradaki tek konumuz pandemiyle ilgili bilim kurulunun ne önereceği, yani bunların, bu etkinliklerin kuralları nasıl olacak? Çünkü tabii ki bu sosyal mesafe konusu bir müddet gündemimizde olacağı için bilim kurulu ne derse o çerçevede biz de bu etkinliklerimizi planlayacağız. Ama ben çok heyecanlıyım. Yani gerçekten böyle bir önemli bir projeyi yürütüyor olmak, koşmak buna, heyecanlanmak, planını yapmak, hayalini kurmak çok keyifli. İstanbullular için güzel bir Nasıl bir izlenim olacak şimdi? Peki nasıl bir izlenim olacak sizce yani İstanbullular için? Yani İstanbullular ne kazandık diyecek bu projeyi gördüğünüz zaman? Gençler, bir kere gençler buradan çıkmak istemeyecekler. Çünkü gerçekten ciddi böyle bir odağa ihtiyacımız vardı. Yani bakın, Tarık Sefer Tuna'yı Kültür Merkezi'nde sinema var, tiyatro var, sergiler var. Ve burası sürekli yaşayacak. Atlas Sineması keza öyle. Büyük etkinlikler, sinemalar olacak. Bir kere İstanbul'un bir sinema müzesi yoktu. Bir sinema müzesi olacak. Yani bu çok keyifli. AKM'yi zaten biliyorsunuz. Emek Sineması'nda hep bir etkinlik var. Orada da mesela konferanslar oluyor. Yani kültür derken sadece işte müzikler, konserler değil. İhtiyacımız olan çeşitli etkinlikleri de burada karşılayabileceğiz. Eskisi gibi olacak. Sadece bilim kurulunun, prensesim geldi bu arada, soruyorlardı. Bir merhaba diyebilirsin. Gel istersen merhaba de. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Kaç yaşındasın? 7. Tamam, teşekkür ederim. Dolayısıyla böyle bir önemli bir kültür projesi. Ben heyecanla bekleyin diyorum. İnşallah hep beraber olacağız orada da. Çeşitli etkinliklerde i̇nşallah. Tekrar karşılaşacağız. Sizleri bekliyoruz mutlaka. İnşallah, inşallah. Ben de merakla bekliyorum. Biz takipçiler de merakla bekliyor projeyi. İnşallah güzel şeyler ortaya çıkacak. İnşallah. Bu arada biraz tarihi kazılara ben konuyu geçireyim diyorum. Tarihi arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor olacağının ve uzun süresi sürmesi, yani uzun süreli olmasının sebeplerinden biri nedir? Özellikle bu benim öğrenciliğim sırasında olan bu Yeni Kapı metro inşaat. Bir türlü bitmek bilmemişti yani. Seneler sürmüştü. Dediler ki orada bir kaza açıldı. Kazıyorlar, tırnaklarıyla kazıyorlar dediler. Yani bu uzun sürmesinin sebebi, yani çok hassas bir kazı yaptıklarından dolayı mı uzun sürüyor? Yani bunun sebeplerini biraz da insanlar... Şimdi hiç kazı çalışmasını gördünüz mü? Ya da bir raspa çalışması, bir araştırma çalışmasını gördünüz mü? Ben böyle sorunuzu göremedim. Bir gün sizi gerçekten davet etmek istiyorum. Hani çekelim hatta. Hı-hı. Yani keşke çekebilsek. Yine izinlerimizi alırsak böyle bir çalışma da yapabiliriz. Evet. Kazı işi biliyorsunuz bizim yürüttüğümüz bir iş değil. Biz sadece bizim işimiz kapsamındaki kazıları yürütüyoruz. Aslında İstanbul'daki bütün kazılar bizim ilgili müze denetimimizde yürütülen kazılar. Örneğin Arkeoloji Müzesi veya Türk İstem Eserleri Müzesi'nin uzmanlarının denetiminde yürütülüyor. Bir kazı nasıl oluyor? Şu anda Topkapı Sarayı surlarında duvarların onarımında gerçekten inanılmaz İstanbul'a dair çok büyülü şeylere, verilere, katmanlara eriştik. Yine bir başka çalışmamızda şimdi neler çıkılıyor hiçbir şey söylemeyeceğim. Arada ufak ufak paylaşıyorum, yer bildirmeden artık hayal edeceksiniz. Şöyle tabii takılıyorum ben. Mesela Şeyh Süleyman Mescidi'nin restorasyonu esnasında biz kubbede bile bir arkeolojik kazı yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir toprak muamelesi gördük.
Bu iş uzun ve meşakkatli bir iş. Yine bir de kazdıkça ne çıkacağını bilmiyorsunuz. O yüzden ya şey aslında biliyoruz. Biliyor şöyle musunuz? Bazen biliyoruz. Mesela Süleyman Mescidi'nde zeminle ilgili georadar taramasını yapıp georadarın bize verdiği anomalilerin olduğu yerde kazı yaptık. Çünkü aksi halde kaz bitmez, kaybolur gidersiniz. Hani demin ya da bahsettiğimi bilmiyorum. Bizim bazı yöntemlerimiz var. Biz bu georadarları yapısal, yani yapı içerisindeki bilinmezlikleri de keşfetmekte kullanıyoruz. Zeminle ilgili bilinmezleri de keşfetmekte kullanıyoruz. Dolayısıyla o alana konsantre olduğumuzda, ama elle kazıyoruz, fırçalarla kazıyoruz, katman katman böyle nakış işler gibi devam ettiği için ne yazık ki uzun süreçli ve uzun soluklu oluyor. Kazmak yetmiyor. Bulduğumuz şeylerin merkez laboratuvarından analizlerini yapıyoruz. Hangi dönemde? Eğer kemik varsa antropologlar geliyor, bakın. Yani bitki ve yiyecek kalıntısı çıktıysa işte bununla ilgili uzmanlar devreye giriyor. Bunlar çok antropolim dalı ortak çalışıyor aslında bu konuda. Yani. Tabii ki mimarlar plansal olarak çiziyorlar. Aman bir kayık çıktı işte yeni kapı buluntularında. Bununla ilgili uzmanlar devreye giriyor. Bunları nasıl taşıyacağız, nasıl koruyacağız, müzede mi sergileyeceğiz, burada mı kalacak? Bunlar inanılmaz önemli, meşakkatli süreçler. Ve çok disiplinin bir arada karar vermesi, bazen yasal konular devreye giriyor. Mesela kazı muhteşem bir kazı, mülkiyet konuları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili davalar, kamulaştırmalar işin içine giriyor. Aslında sizler heyecanla beklerken işin mutfağında yasal olarak ve mevzuat olarak ve yapının gereklilikleri açısından çok büyük çalışmalar yapılıyor. Evet. Süreç bu yüzden de uzun oluyor azıcık. O yüzden uzun oluyor ama yani kazanımlar daha çok oluyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle kazanımlar çok. İstanbul çok zengin bir şehir. Roma'dan daha zengin. Ama Roma'ya gidiyorsunuz, Palatini'ye bakıyorsunuz, arkeolojik alanlara bakıyorsunuz. Arkeoparklarla dolu ve her arkeoparka girmek için insanlar kuyrukta bekliyor. İstanbul'un da arkeoparkları var. Henüz belki karşılaşmadınız ama belki yakında karşılaşacaksınız. İstanbul çok kıymetli bu anlamda. İşte o arkeolojik kazılar bu açıdan çok 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 büyük önem taşıyor. Peki bu depremden biraz bahsetmiştik. Yani İstanbul biliyorsunuz deprem şehri yani. Bu depremden biraz Ayasofya bakımında bahsettik de genel olarak tarihi yapılar çok etkileniyor mu yani İstanbul'u? Kesinlikle etkileniyor. Yani bu dayanıklılık tamam. Bu dayanıklılık açısından nasıl bir çalışmalar yapılıyor? Yani depreme karşı dayanıklılık. Yani çünkü tarihi eserlerde güçlendirme yöntemleri de betonarme elemanları ile güçlendirme, tarihsel dokuyu koruma adına bir sınır olmalı herhalde sanırım. Yani bu nasıl sağlanıyor? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz kısaca? Sonrasında soru cevaplara geçelim sanırım. Evet, evet bak vakit de hakikaten çok su gibi akıp gitmiş yani. Su gibi. Şimdi deprem bizim ülkemizin çok önemli bir sorunu ve İstanbul'un çok önemli bir sorunu. Ama kâgir yapılar açısından değerlendirmemi isterseniz Süleymaniye yıllardır ayakta. Yani kâgir yapıların depremle kurduğu bir hoş bir ilişki var. Böyle esnek, dayanabilir bir ilişkisi var. Yani ben bunun çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Betonarme yapılar çok daha şanssız ve çok daha kırılgan, evet, ve dayanıksız. Bir kere bunu betonarmede oturan hepimiz için söyleyebilirim, betonarme yapılarda. Kızım lütfen sessiz ol. Şimdi depremsellikle ilgili bir takım önlemler alınması lazım. Biliyorsunuz biz 2017 yılında bir kılavuz hazırlığı içerisine girdik. Niye böyle bir çalışma içine girdik? Bakanlık olarak ve kurumlar olarak öncelikle bu kültürel mirasın korunması ve acil müdahalesinde bir takım manevraları yapabiliyor olmamız lazım. Mesela fark ettiniz mi bilmiyorum. Sahilden Sirkeci'ye giderken Topkapı Sarayı surlarında bazı askılama işlemlerini görürsünüz. Böyle bandajla sarılmış burçlarda parçalar görürsünüz ya da ahşap askılamaları görürsünüz. Bakın bunlar acil müdahalelerdir. Yani biz müdahale edene kadar duvarlar yıkılmasın diye yaptığımız uygulamalar. Depremselliğin ve acil müdahalenin böyle bir ayağı var. Siz bunu yapamazsanız, geçenlerde kara surlarında çökme oldu. Önlem almazsanız çöker kaybolur. Demek ki iki tane aşaması var depremin. Bir, biz kapsamlı ve detaylı müdahaleyi yapana kadar ki yapılacaklar, ki biz bunlara acil müdahaleler diyoruz. Yapıyı onarmak değil de
yıkılmadan sağlam kalabilmesini sağlamak. İkincisi de doğru yönteme karar verip o yapıyı değişmeden, başka bir hale dönüşmeden koruyabilmek. Sağlam bir şekilde sağlamlaştırmak yani. Özellikle yani betonarme içerisine entegre etmeden aslında. Asla. Bakın betonarme kâgil yapıların artık düşmanı. Yani tuz sorununu biliyorsunuz artık yani. Hı. Ama şu da var. Geçmişte Zeyrek Camii'nde başımıza geldi. 68'li yıllarda bir beton hatıl atılmış. Artık onu geri alamazsınız. Onu geri alırsanız yapının başka özgün parçalarını kaybedersiniz. İşte bu şey gibi bir tümörü almak gibi vücutta. Hani bazen derler kalsın orada hani daha öldürücü olacak yoksa. Biz de aynen böyle kararlar verebiliyoruz. Ama esas hedefimiz özgün olmayan betonarme, beton veya başka malzemelerin PVC'sine kadar yapıdan ayıklamak. Sonra da onu iyileştirip böyle bebek gibi sevip bandajlayıp dondurarak gelecek nesillere aktarmak. Değiştirmeden bakın bu çok önemli. Hiç olmadığı bir görüntüyle yaparsanız o artık bir restorasyon olmuyor. O başka bir şey oluyor. Buna aslında takipçimiz de tam aşağıya konuyla ilgili yazmış Elvan Hanım. Türkiye'de yapılan renovasyon işlemlerinin orijinale sadık kalınması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür etmiş size de. Ben de teşekkür ederim. İyi geldi soru. Belki de sorulara mı geçelim, cevaplara mı geçelim? Aynen, yani aynen. Geçebiliriz. Bu soruyla yani depremle ilgili söyleyecekleriniz bittiyse soru cevaplar artık geçebiliriz. Benim yani soracaklarım aslında biraz daha var da bir iki soru. Soru cevabı geçelim yine vakit kalırsa ufak tefek. Çünkü size de telefonda konuşmuştuk sanırım da yani bizim uzmanlığımız dışındaki bazı konular var demiştiniz. O konulara belki girmeye de biliriz. Soru cevaplara girelim ilk başta isterseniz. Nasıl isterseniz olabilir. Bu soruyla başlayabiliriz aslında Elvan Hanım'ın hazır sorusu ekrandayken. Şimdi doğru bir soru. Bu da çok doğru bir soru. Bakın restorasyon ehil ellerde ve ehil kurumların yapması gereken bir uygulama. Restorasyon yapmak bir yapıyı hiç olmadığı bir döneme, hiç olmadığı bir şekle çevirmek değildir. Öncelikle demin bahsettiğim gibi yapıyla ilgili müdahale kararlarınızı alana kadar yapıyı bir müddet güvende tutmanız gerekir. Analizler bu teşhis hani laboratuvar sürecinde. Bununla ilgili acil müdahalenizi, askılamanızı yaparsınız. Daha sonra uygulama kararlarınızı verirsiniz ve yapıyı bizim bakış açımız, ben kendi adıma konuşayım. Şimdiye kadar yaptığım bütün restorasyonlardaki amacım buydu. Yapıyı koruyarak özgün haliyle sürdürmek. Bu bizim ana hedefimiz olmalı. Şu önemli bir konu yalnız, hani şu ince çizgiyi iyi koymak lazım. Bu eski yapıların yeni fonksiyonla kullanımında bazı fonksiyonların ya da ihtiyaçların entegre olması gerekiyor. İşte bir yapıda hiç WC yok, WC yapacaksınız. O WC'yi her yapıya yapamazsınız. Yasa bunun da kurallarını koymuş. Birinci grup tescilli yapıdaki hareket manevranız yani alanınızla ikinci grup tescilli yapılardaki sunduğunuz konfor ve hareket alanınız daha farklı. O yüzden yasayı önümüze alacağız ve yapıyı çok seveceğiz, yapıyı çok iyi tanıyacağız. Çok değiştirmeyeceğiz. Yani hedefimiz bu olmalı. En azından biz kendi adımıza bunu bu şekilde yaptığımızı söyleyebilirim. Diğer bir soruya geçelim. Cemalettin Akgül takipçilerimizden. İtalya Roma örneğinde tarihi yapılarla modern yapıların iç içe olduğunu önemli örneklerle görüyoruz. Türkiye'de bunun başarılması konusunda ne söylersiniz diye sormuş. Yine malzemeyi tanımak ve malzemeyi tanımak diyorum ve doğru fonksiyonu atamak diyorum. Eğer doğru fonksiyonu bulursak ve malzemeleri iyi tanırsak biz de modern hayatın ihtiyaçlarına göre yapıları kullanabiliriz. Tabii bu onların üretim zenginliğiyle ilgili. Yoksa bizden daha iyi restorasyon yaptıklarını düşünmüyorum. Biz iyi bir bu konuda iyiyiz yani Türkiye gerçekten. Yeterli insanlar var değil mi? Yani bu konuda yetişmiş yeterli personelimiz, uzmanımız, bilim adamlarımız. Tabii ki var. Deneyimli personelimiz var. Yani şimdi eskiden bu kadar ilgi yoktu. Şimdi bizimle olmak, bizimle çalışmak için onlar daha çok ilgi gösteriyorlar bize. Bunun tabii başka nedenleri de var ama bizim uzmanlığımız onlardan daha geri değil, hatta daha iyi olduğumuz noktalar var. Ama bizim zayıf olduğumuz nokta entegrasyon şeklimiz. Yani belki buradan makine ve elektrik mühendisleri bana kızacak ama ben onlara bir laf etmiyorum. Çünkü onlar da ellerindeki koşullarla yapıya müdahale ediyorlar. Lütfen hepimiz
Bu yapılara bir havalandırma kanalı, bir elektrik prizi, bir armatür, bir aydınlatma elemanını nasıl koyacağımızı bilelim. Bir VC koyacaksak bunun yöntemini bilelim. Müze yapıyorsunuz ya da başka bir şeye dönüştürüyorsunuz. Koyduğunuz döşeme aşağıya zarar vermemeli, özgüne zarar vermemeli. Yani bu konuda artık hepimiz hemfikir olup o yeni steril ve daha estetik malzemeleri entegre etmeyi başarmamız lazım. Tek isteğim bu malzemelerin Türkiye'de de üretilmesi. Onlarınki ondan daha güzel oluyor. Daha iyi üretiyorlar. İnşallah. Tek isteğimiz bu. Yani doğanın dokusu bozulmasın da yani evet, bir şekilde evet. Üretelim, yapalım. Diğer bir takipçimizin sorusuna geçiyorum. Restorasyondaki amaç eserin eski görüntüsüne kavuşması mı yoksa gelecek dönemlerde de var olması mı demiş Rafet Emre Yaylacı. Güzel tamam. Bir soru. Her ikisini de sağlıyor olabilmemiz lazım. Şimdi restorasyonda tabii ben bir tane amaç, biz bir amaçla yola çıkmayız. Yani aman şunu şöyle yapalım, bunu yapalım diye değil. Biz işte bir cami varsa bu cami ömrünü uzatmalıyız. Bu caminin ömrünü uzatarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunu yaparken bu yapıyı bozan, ona yakışmayan, özgün olmayan bütün ekleri alarak başlarız. Bu bütün yapılarda böyledir. Yani aman biz boş verin bu ekler kalsın, hadi daha iyi bir yapı yapalım, bunu sürdürelim gibi bir amacımız olamaz. Diğer konu sürdürülmeye gelince, doğru fonksiyonu vermek tabii ki ana hedefimiz olmalı. Yani eğer bir medreseyi müze haline getiriyorsak, bu müzeyi yaparken bu yapının yine demin bahsettiğim gibi özgünlüğünü bozmadan gelecek nesillere aktarmak ana hedefimiz. Teşekkür ediyorum. Hatta ekranda bir takipçimiz yazmış. Onu da hemen aktarayım size. Tarihi yapılar deprem yönetmeliğinin dışında tutuluyor. Az önce bahsettiğimiz kılavuz dışında yapılara deprem etkisiyle ilgili yönetmelik geliştirmesi tarzında bir çalışma var mı? Aslında bu yönetmelik önemli bir konu. Gerçekten aslında böyle bir çalışma var mı? Aslında bu kılavuz çalışmasındaki hedefimiz böyle bir yönetmeliği geliştirmekti. İstanbul Valiliği, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortak bir çalışmasıydı. Ama devam edemedik, yani 2017'de kaldı bu. Aslında hedefimiz eğitimlerle bunu geliştirmekti. Ama hala geç değil çünkü deprem hala gündemimizde. Dolayısıyla bu kılavuzun bir kaynak olması ve geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da aslında yakın zamanda genel müdürlüğümüzle istişare ettik aslında. Hani bunu deprem biliyorsunuz İstanbul, Büyük İstanbul depremi ediliyor ve tarihi yapılarımız da İstanbul'da çoğunlukla olduğu için aslında bir korku var içimizde. Yani bu deprem olacak. Yani. Bakın yani hem bir can korkumuz var hem de yani tarihi yapılarımız gitmesin, bir şey olmasın diye bir korkumuz var. Çok gerçek bir korku, çok doğru bir korku. Hepimizin korkusu aynı, endişesi. İnşallah güzel çalışmalar yapılır. Yani depremde tarihi yapılarımıza zarar vermez diyoruz. İnşallah. Diğer takipçimizin sorusuna gelecek olursak, Ertuğrul Önder bir soru sormuş. Sizce günümüz kent planlamasında ve mimarisinde kültürel dinamiklerimiz dikkate alınıyor mu, yeterli mi demiş. Güzel bir soru bu da. Demin ya yani aslında bu sohbetimizin başında bahsettiğim gibi. Biraz bahsettim. Tabii. Yani biz biraz böyle ruhumuzu kaybettik. Yani bu estetik algımızı kaybettik. Eğer ilişki, doğru ilişki kuruyor olabilsek herhalde bugün bu yapıların yanında çirkin yapılarımız olmaz. Çok sayıda çirkin yapımız var. Biraz daha anlamamız lazım. Geçmişteki kent kurgusunu iyi analiz etmemiz lazım. Hani dedim ya, Süleymaniye Külliyesi'nin yanında bir ev sahibi olmak bir ayrıcalıktı. Ve bunun kuralları vardı. Yani pencerenizin boyutu sahilden baktığınızda yüksekliği bu yapılarla yarışamazdı. Bu bir mütevazilikti. Ki hani insanın barınma ihtiyacını nihayetinde karşılayan yuvası, ama bunu çok büyük konforlarla yapmaya çalışmak dediğim gibi doğru değil. Ya da işte yolları genişletmek yoluyla doğanın ya da işte yapıların bir kısmını kaybetmek konusunda önceliklerimizi çok iyi belirlememiz lazım. Cumalı Kızık örneğine bakın. Ölçeği çok güzeldir, çok hümanisttir. O doğal dokusu, taşları, yapıların ölçeği. Biraz gezmemiz ve o ruhu yeniden kazanmamız lazım. Ben umutluyum ama çünkü çalışmalar hakikaten o yönde hızlıca ilerliyor. En azından hepimiz bu anlamda üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Ama bizim de bitmiyor bu iş. Arz, yani insanların talep ettiği şeylerin de
artık ölçeğinin küçülmesi lazım. Yani biz mucize yaratamayız. Siz büyük büyük evler isterseniz, beton isterseniz bunun şeyi yok, sonu yok. İstemezsek hiçbir sorun yok. Evet. Diğer bir soru Mehmet Ülker Denizler. Sanırım ekranda da yine bir soru sormuş. İki soruyu birden sorayım en iyisi. Yeni yapılan camilerin Osmanlı mimarisini taklit etmesinin nedeni nedir? Dönemimize özgü cami mimarilerinin olmamasının nedeni nedir demiş. Diğer soru... Aynen, güzel bir soru bence de. Yani genelde hep taklitli yapılıyor ama son zamanlarda böyle güzel camiler de var. İstanbul'da özellikle bir iki cami öyle yapılmıştı, yani inşası yapılmıştı. Ayrıca ekranda da bir soru sormuş, görüyorsunuzdur belki. Karaköy'de Süheyl Bey Camii hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarihi görünümüne kavuşması için yapılan bir çalışma var mıdır diye soru sormuş. Böyle zor sorular sormayın bana. Şimdi önce cami, yeni camilerin tasarımıyla ilgili konuya gelelim. Ben her zaman yeni bir cami yaparken gelenekseli iyi analiz etmenin ama bugünün ihtiyaçlarına, koşullarına yeni bir şey ortaya koymanın doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep soru soruyorum. Şimdi şehirleri sanat yarattı, biliyorsunuz. Hep bir dönemin bir üslubu vardı, değil mi? İşte 16. yüzyıl, Sinan'ın dönemi, Rönesans geliyoruz, Barok diyoruz. Ondan sonra işte ulusal mimarlık akımı diyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Bugünümüzde bir ad veremiyorum ben. Çünkü çok kiş geliyor bana. Çok demode ve çok çirkin geliyor. İnsan ibadethanesini shingle'larla kaplamaz mesela. Değil mi? Yani evet. İnsan ibadethane ya. Yani geçmişten bugüne en kimlikli yapıları, en güzel yapıları üretmişiz. Bugün bir ibadethane şey yapıyorsunuz. Yani öyle basit bir yapıyla aslında olmaz yani, demek istedim. Kesinlikle öyle. Yani bu şekilde bakarsak yapmış olmak için yapmamalıyız. Biz bir köye, bir köy meydanına, bir şeye, bir çeşme bile yapsak, bir cami bile yapsak bunu çalışmamız lazım. Nerede mimarlar? Yani evet, taklit edilmenin çok yani taklit yapıları çok sevmiyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi ben her döneminin kendi sanatı olduğunu düşünüyorum. Kendi yapısını yarattığını düşünüyorum. Ama kendi sanatçılarıyla yeniden oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Muharrem Hilmi hocamızın hakikaten güzel tasarımları ve çalışmaları var. Bunu da çok beğenerek izliyorum. Çünkü düşünmek lazım, bir şeyi tasarlamak lazım. Bir ibadethane ise elbette, mesela işte kubbe ve minare bizim süreyyetimizin vazgeçilmez şeydir, süreyyetidir bu kentin. Bunun üzerine gidebilirsiniz, kubbeli yapabilirsiniz ama ya, şeklen, ölçek olarak mesela çok devlet yaptırmıyorsa, devlet adamları yaptırmıyorsa bir mahalledeki iki minareli ve artık ölçeğini kaçırmış bir caminin varlığını anlayamıyorum. Yani Selahattin camileri vardı, değil mi? Yani şimdi bakıyorsunuz mahalle arasında minareyle kubbe arasında hiçbir ölçek olmayan bir cami görüyorsunuz. Ne oldu? Yani ne haddimize? Siz devlet büyüğü müsünüz? Yapın ya, kendinize, ölçeğinize uygun o şirin, hani bizim gidin Balkanlarda hala o özgünlüğünü korur o tek kubbeli şirin camiler, ölçeği. Aynen. Anadolu'da da öyle. Bu mütevazilik. Anadolu dediniz de bir takipçimiz de yazmış, modern cami yapısına uygun olarak Somuncu Baba külliyesini görmenizi tavsiye ederim demiş. Ben görmedim ama Malatya'nın Darende ilçesinde olacağını ben de tavsiye ederim. Burayı gezdim ben. Gayet güzel bir yer zaten. Ailem de orada oturuyor. Çok iyi. Tavsiye ederim. İnternetten bir fotoğraflarına bakın. Yolunuza o taraflara düşerse de tavsiye ederim. Gerçekten modern bir cami yapısı var. Türbesi. İnşallah düşüreceğim yolumu. İnşallah düşüreceğim yolumu. Modern de olabilir. Yani geleneksel de olabilir. Bakın taklit bile etseniz bir saygınız, bir ölçeğiniz, üslubunuz varsa bunda hiçbir sakınca yok, yani yapabilirsiniz. Ben biraz daha günümüzün sanatını yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bu kadar mimar, sanatçı bir arada. Bakalım. ben de sorulara da bakıyorum. Aynen. Hatta Fatih Bey de yazmış. Olcay Hanım, Bursa'da Somuncu Baba Fırını'na gitmişler mi daha önce demiş. Gitmedim. Gideyim, onu da not edeyim. Evet, nasıl gittim oraya Bursa'da ya? Osman Gazi Belediyesi restore etmiş, gayet güzel. Tavsiye ederim ben de Bursa'ya geldim. Nerede? Bursa'da? Bursa'da merkezde olacağım var ya hocam, onun karşı tarafından bir yokuş çıkıyor. Yukarı doğru tırmanacaksınız. Yaklaşık 1-2 kilometre yukarıda yani. Benim gitmediğim bir
Gitmediğim bir cephe yalnız. Evet yani oraya gitmeliyim demek. Doğu Cumhurbaşkanı Hazretleri'nde belki duymuşsunuzdur yani Bursa olacak. Duydum. Açılışında bulunmuş, sonrasında oradan işte Malatya Darende'ye gelmiş. Hatta az önceki takipçimizin dediği gibi Solunca Baba Külliyesi. Yani kendisi Bursa'dan ayrıldıktan sonra işte hacca ziyaret etmiş. Sonrasında işte Darende'ye yerleşmiş. Orada da kendi türbesi bulunuyor. İşte Bursa'da takipçilerimiz de demek ki oradan gördüğü zaman hemen yazdılar oraya. Ben çok paylaşıyorum Bursa'yı. Çok gidiyorum biliyorsunuz. Ölürgan'da köprüsüyle işte yeşil türbe. Yani tabii aynı yerlerde eşelenip duruyoruz. Niye? Çünkü evet, aşkın evet, biraz yani. Çok orada güzel biraz bir şehir. Evet. Fırın hakkında biraz tanıtım eksikliği var. Yani oraya gelen çok fırını bilmiyorlar. Yani tavsiye ederim size. Biraz evet yukarılarda biraz da ara sokaktan içerisinde ama restorasyonu sanırım 2-3 yıl önce bitmişti. Güzel yapmışlar gerçekten de. O tarihi fırını orada görebiliyorsunuz. Somuncu Baba Hazretleri'nin orada pişirdiği fırını görebiliyorsunuz. Yanına bir mescit inşa etmişler. Güzel olmuş yani. Tavsiye ederim. Bursa'ya geldiğiniz zaman bekleriz yani. Beni de ararsanız. Tabii tabii. Bu sefer artık arayacağım. Çünkü ben de hep şey derim. Bursa'yı bilmeden, anlamadan İstanbul'u öğrenemezsiniz. Analiz edemezsiniz. Yani kesinlikle. Bursa ve Edirne'den sonra İstanbul'u hep anlatırım ben. Yani çok kıymetli, çok güzel mekanlar var. Bursa'yı belki bir gün ayrı konuşuruz. Evet, ama hatta bir takipçimiz de demiş yani Bursa'da sizinle tarihi tur yapmak isteriz demiş. Bekleriz tabii ki. Evet, oradaki rotam belli benim ama bu Somuncu Baba fırınını da ekledim yani şimdi. Çok kıymetli hakikaten, çok güzel bir şehir. Şehriniz çok güzel. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da tabii muhteşem. Yani ona kelimeler kifayetsiz kalıyor belki oraya. Tabii çok şanslıyız İstanbul'da da. Evet, İnanın evet farklı. Kesinlikle yani. Diğer bir takipçimiz de Talha Çelik, Sayın Çelik sormuş. Marmaray kazılarının İstanbul tarihini M.Ö. 8500'lü yıllara taşıyan buluntular, kalıntılar rastlandığı söylenmiş. Bu çalışmalarda yer aldınız mı? Neler söylemek istersiniz demiş. Bu çalışmalarda yer almadım. Dolayısıyla ben de ancak okuduğumu ve ya da işte arkeoloji müze müdürü sevgili Rahmi'nin anlattığı kadar biliyorum. Belki bir gün onu konuk ederseniz o da bunu anlatır. Çünkü gerçekten çok önemli buluntular. İstanbul'un tarihi adına çok önemli bir çalışma. Bence belki bir gün onu konuk etmeniz ve belki hep beraber dinlememiz iyi olabilir. Bunlar kıymetli. İstanbul'un her katmanı, İstanbul'un taşı toprağı altın diyorum. İstanbul'un arkeolojik alanları çok kıymetli. Bir gün hakikaten bunu da dinleyelim. Ama aynen. Ben bir şey söyleyebilirim. Bu şekilde yani. Belki YouTube'dan üçlü konferans şeklinde hem sunumda olabilir. Yapılabilir. Tabii tabii. Rahmi'yle konuşuruz. Çünkü telefonla görüştüğümüzde aslında güzel görselleriniz varmış sanırım. Onlara evet. Yer veremiyoruz Instagram'da. Sanırım bize canlı yayından sonra vereceksiniz. Biz onları sosyal medya hesaplarımızda yine paylaşmaya çalışırız. Evet. Birkaç şey paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diğer bir takipçimiz de Zeynep Gökdemir. Tescilli yapılar için uluslararası fonlar var mı demiş. Aslında uluslararası fonları takip etmek lazım. Avrupa Birliği projeleri var ama bunun için hani sosyal ve fiziksel konuyu birlikte entegre etmeniz lazım ve zamanında başvurmanız gerekiyor bu fonlara. Bunları da takip edeceksiniz. Bununla ilgili ben de takip ediyorum. Yani kurumsal olarak ben de ne yapabilirim, bu fonlardan faydalanabilir miyim diye bir müdür yardımcımız var. O bu konuyu zaman zaman takip ediyor. Zeynep'ciğim eğer benle kontak kurarsa ben de yakaladığım zaman ben de onunla kontak kurar. Doğru zamanda faydalanmasını sağlamaya çalışırım. Sivil yapılara bakanlığımızın o soru da geldi gördüm. Desteği var. Belli bir bütçe ve bunun başvuru koşulları var. Başvuru dönemleri var ve kriterleri var. Başvuru yaptığınızda bakanlığımız bununla ilgili kriterleri değerlendirip o bütçeyi tahsis ediyor. Biz de o bütçe kapsamında yapılıp yapılmadığını denetleyip paket işlerini kontrol ediyoruz ve bu fondan faydalanmış oluyorlar bu katkıdan. Tamamdır, teşekkürler. Ömer Faruk Bey bir soru sormuş. Modern mimari ile ilk modern insanın ruhsuzlaşması gittikçe artıyor demiş. Bu meselenin farkına vardığımızı varsayarsak nasıl bir yol izlemeliyiz demiş. Yani şimdi bakın modern mimari, yani mimari çok insanla ilgili bir şey. Sizin ihtiyaçlarınız ve psikolojik ruhsal ihtiyaçlarınızla ilgili bir şey. Bir de tabii ki teknolojiyle ilgili bir şey. Şimdi şunu yapmak doğru değil. Şimdi atıyorum artık bugünün koşullarında işte asansörlere biniyoruz. 24 saat sıcak su, işte aydınlatma, güneşten enerji elde etme, rüzgardan enerji elde etme.
Bütün bunların bizim geleneksel dünyayla çok alakası yok. Ama geleneksel dünyanın da kendi içinde bazı kolaylıkları vardı. İşte soba hem ısıtıyordu hem bizim fırınımız oluyordu. Atıyorum en basit örneğini veriyorum. Şu sizinle ilgili bir şey. Müstakil bir ev yapacaksınız. Bunu betonarme, modern, ultra ki ben çok sevmiyorum. Yani çok soğuk buluyorum. Belki de eski eserle bu kadar yakın olup hani bu kadar iç içe olduktan sonra bana çok itici geliyor. Hiç olmadığı gibi cumbalı bir ev yapma fikri. Yani taklit yapma konusunda ben birazcık karşıyım. Yani bir yapı hiç yokmuş gibi bir Osmanlı kenti yaratmak böyle bir amacımız olmamalı. Geleneksel yöntemleri, malzemeleri kullanarak bugünün tasarımını ortaya koymalıyız. Buna tamamıyla varım. Ama hiç olmamış gibi bir yapı sanki işte öyleymiş gibi davranmak veya üretmek ne katkınız oluyor o zaman sizin? Siz neyi geliştirdiniz bu dönemde? Bugünün ihtiyaçlarına göre geleneksel malzemeyle çok güzel şeyler tasarlayabilirsiniz. Bunu çok alkışlarım. İşte biz yaptık arkadaşlar bilir. Kerpiç yarışması yaptık. Kerpiçten bir şey üretme. Lütfen hani takip etmediyseniz bir girin bakın. Evimde klima yok, klima kullanmıyorum yazmışlar. Ben çok şeyim bu konuda sağlıklı da bulmuyoruz onu ama tabii zor oluyor. Klimaya karşıyım. Kerpiç evin kerpiçten bir konut üretilmesine ilişkin bir yarışma yaptık. İşte buna varım ben. Kerpiçi kullanalım. Ama o eski şekliyle değil. Bugünün yorumuyla. Biz neyi tasarlayabiliyoruz? Mimarlar hepimiz oturup taş ev yapacağız. Yapalım. Nasıl yapacağız? Bunu konuşmalıyız. Modernizmi böyle değerlendiriyorum. Çok ultra steril evler biraz beni şey yapıyor. Çok hoşlanmıyorum. Bu benim ama kişisel tercihim bakın. Bu çok kişiyle ilgili bir durum. Tamamdır. Diğer bir takipçimiz bir sürü soru var ama hızlı hızlı istiyorsanız kısa cevaplarla şey yapabiliriz bunları. Kent ve kültürü küreselleşme bağlamında değerlendirdiğimizde gelecekte kimliksiz birbirinin aynısı kentlerin ortaya çıkacağını söylememiz mümkün mü demiş Büşra Erden diye bir takipçimiz. Böyle gidersek mümkün tabii. O yüzden bizim o mahalle duygusunu, mahalle kültürünü yitirmeden bakın ben hep derslerde anlatıyorum. Aslında benim çocukluğum Taşya'da geçti. Ben İstanbul'da büyümedim. Çok böyle kompakt, harika sıcak ilişkilerimiz, dostluklarımız olan bir yerde büyüdüm. Çok mutlu ve güzel bir çocukluk geçirdim. Ama şimdi aynı konforu kendi çocuklarıma sunamıyorum. Çünkü biz binaların arasında sıkıştık. Pandemi dönemi işte çok basit örnek vereyim. Çocuklarınızı evinizin ötesinde bir yere götürmeyin de. Yani götürebileceğimiz büyük bir alan yok. Ya da ben çok iyi biliyorum ki büyük büyük sitelerde aynı binada birbirini tanımayan yüzlerce insan var. Yani bu benim ölçeğim değil mesela, benim hayalim değil. Ben işte komşularıyla görüşmeyi seven, işte ne bileyim iletişim içinde olmayı seven. Çünkü benim kültürüm, bizim kültürümüz buna çok böyle bir kültür. Birbirine yabancılaşan bir kültür değil. Yani bunu sürdürmemiz lazım. Bu bence çok hassas olmamız gereken bir nokta. Dolayısıyla o büyük büyük modern beton siteler, büyük ölçekler biraz ilişkilerimizi koparabilir ileride. Bizim buna hiç ihtiyacımız yok. Tamamdır. Diğer bir soru da bunlardan biraz aslında bahsetmiştik de devamında biraz değişik. Yerli restorasyon harcı ile ilgili bir çalışma var mı? Bundan biraz bahsetmiştik aslında var. Ayrıca Evet, var. performans arttırıcı kimyasal katkılar restorasyonda neden tercih edilmeli diyor? Ya yani özellikle de Ediliyor mu, edilmiyor mu diyor. neden tercih edilmiyor demiş kimyasal katkıları. Özellikle demiş soğuk hava Şimdi... şartlarında işte biz özellikle beton yapılarda kimyasal katkıları performans arttırıcı kullanabiliyoruz. Restorasyon malzemelerinde neden kullanılmıyor diye sormuş. Kullanılıyor mu acaba şu an? Restorasyonlarda bu tür Bu endüstriyel şeylerde malzemeler belki var. olacağı hanım özellikle bu çatlaklar biz rötre çatlakları diyoruz. Sizde de büyük ihtimal bunlar görülüyor. Bu çatlak önleyici kimyasal katkılar kullanıyoruz biz mesela Biz özellikle beton şeylerde. Sizde bu tip eski kimyasal eserde o katkılar mu? Sanırım bundan bahsediyor takipçimiz biz Kemal Karakoç'un da. eski eserde çok kimyasal kullanmayı sevmiyoruz ya da endüstriyel ürün kullanmayı çok sevmiyoruz. Hani özgün malzemeyi kullanmayı seviyoruz ama bazen örneğin bir güçlendirme yaptığınızda harca bazı kimyasallarla nasıl hem geçirgenliğini hem de sertleşmesini yani bir file uygulaması yaptınız. Buna yaptığınız geleneksel harç bir müddet sonra kendini bırakır. Aderansı artırıcı ama
bunu zorunlu olmadıkça kullanmamalıyız. Bundan yana değiliz. Biz geleneksel olan harcı kullandığımızda, hani en başta dedim ya, eski eserler yani kâgil yapılar depremle çok uyumlular aslında. O içlerindeki boşluk, esneklik, yani koca Süleymaniye bu kadar depremi nasıl atlatırdı aksi halde, değil mi? Yani bakın, bir tane şey, küçücük bir gecekondu bile yıkılıyor. Koca Süleymaniye ayakta kalıyor. Yani bu yapıları çok iyi analiz etmek lazım. Çok zorunlu olduğumuzu... Herhalde değil mi Olcay'ın? Özellikle biz çok yaşıyoruz da, yani betonarme yapılarda, yani kuruduğu zaman kurumalara bağlı işte çatlaklar meydana geliyor. Biz bunlar rötre çatlakları diyoruz. Özellikle orada kireç, kullandığınız kireçle, bunu iyi bir sönmüş bir kireçle harcı kullandığınız zaman ve o oranlarını, harcın içerisindeki materyallerin oranlarını, uygulama tekniğini doğru yaptığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir sorun olmuyor. O zaman hiçbir problem yok yani. Hiçbir problem yok. İyi ustalar olması lazım. Evet. Ustalarımız da iyi. İnşallah sertifikalı usta da olur ileride. Öyle planlarımız, İnşallah. Projelerimiz de var. O konu da önemli yani. Tamam, bir sürü iş yürüyor ama yani işin ehli gerçekten ustalar var mı? Ve bunlar tabii nasıl seçiliyor? Nasıl uygulamalar yapılıyor? Çünkü belli bir standart yok diyorsunuz. Sanırım yani uzman ekipleri siz seçerek şey yapıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Ya diğer şimdi bu işin öyle çok da seçmek şöyle, yani bir yarış yapılıyor, bir ihale yapılıyor. Bu ihalede kazanan, yarışı kazanıp gelenler var. Biz burada devreye giriyoruz. Doğru uygulamasını sağlamak zorundayız. Biz onun için varız. Yani ben tabii ki yönetici olarak 24 saat bir işin başında değilim ama her işin bir kontrol amiri var bizde, uzmanı var. Hani diyordum ya, orkestra şefi. O başında durarak bu doğru işi yaptırmaya çalışıyoruz. Ben ilk göreve geldiğimde bir de şunu yaptım. Dedim ki, hani burada bizimle çalışan firmalar var. Hiç ayırt etmeden birkaç defa eğitim, yani dünya örneklerini anlattım. İşte dikkat edilmesi gereken konuları, bazı şeyler neden hani yanlış algılanıyor, kötü algılanıyor. Bu benim için çok kıymetliydi. Bir 4-5 kez tüm yüklenicileri ve personelimizi, merkez laboratuvarındaki arkadaşlar da geldi. Böyle bir eğitim demeyelim de böyle bir sunum yaptık dünya örnekleriyle. Bilinç seviyesini ve farkındalığını artırmak için. Buna yine devam edeceğiz ama bu aralar gerçekten çok yoğunuz. Biraz daha rölantiye geçtiğimizde yine bu eğitimlerimiz, özellikle kış döneminde hani çalışılmayan günler oluyor. Biraz daha bu eğitimlere devam edip nitelik artıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir sürü soru vardı, aralardan artık seçmek zorunda kaldım. Yani yavaş yavaş, evet. Evet, kapatalım artık istiyorum. Çünkü iki saate yaklaşıyoruz. Çünkü şeyden de biraz bahsedecektik. Hani bu sizin derginiz vardı, çıkarttığınız Röle ve Mahallar dergisi. Biraz üç kişi bundan hediye edeceğiz. Değil evet, mi? İlk başta biraz bundan bahsedelim isterseniz Olcay Hanım. Sonrasında üç kişiye hediye edecektik biz. Onu söyleriz takipçilerimizden. Sanırım bunu daha sonrasında şey yapacağız, açıklayacağız. Biraz bu dergiden bahsedin, sonrasında artık hediyeyle kapatılışı yapalım isterseniz. Şimdi yayınlar çok önemli. Çünkü yayın yapmazsanız yaptıklarınızı anlatamazsınız ve hani paylaşamazsınız. Ben bilgi paylaşılmadığı takdirde çok kıymetli olmadığını düşünüyorum. Biz daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeyken Vakıf Restorasyon Dergisi'ni çıkarttık. Hala da devam ediyoruz onu çıkartmaya. Ve hakikaten restorasyon dünyasına, şimdi bakın, ben bu işe başladığımda restorasyonlarla ilgili okuyabileceğim geçmişten, yani 60'lı yıllardan kalan kitap ve dergiler dışında hiçbir şey yoktu. Biz o yüzden restorasyon yılını çıkartmak istedik. Keza Röle ve Anıtlar Müdürlüğü'ne atandığımda da baktım. Yani muhteşem işler yapılıyor ama bunlar bir dokümantasyona gidilmemiş ve hani saklayabileceğiniz bir şeyiniz yok. Yani bunu okuyabileceğiniz, inceleyebileceğiniz... Evet, söz uçar yazı kalır gerçekten ve vakıflarda yaptık. Neden burada yapmayalım dedik ve RAD dergisini arkadaşlarımızla birlikte tasarladık ve çıkarttık. Bu iki şeyi sağlıyor. Hem bizim arkadaşlarımız kendini değerli hissediyorlar. O kadar önemli işler yapıyorlar ki yoruluyorlar. Onlar bilinmeyen kahramanları bu sürecin. Burada yazılarını kendileri, aileleri okuduklarında çok çocukları okuyacak. Yani yıllar sonra siz, bunlar artık satılmıyor biliyorsunuz. Bunları ancak bir kere basıldı, bir daha basılmayacak. Arayıp yani kendi yaptığı işi okuyacak, sizler okuyacaksınız, öğrenciler. Yani bakıyorlar Topkapı Sarayı'nda neler olmuş, Türk İstem Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Troya Müzesi'nde neler olmuş,
Tamam. Değil mi bu Olcay Hanım? Yani herkesin anlayabileceği bir dilden anlatılmış. Yani tabii ki, tabii ki. Bakın, hı-hı, okumak şöyle bir şeydir. Herkes bir şey alır. Bazınız %10 alırız, bazınız %50 alırız, bazınız hepsini alırız. Bazınız başka bir şiirsel bir yanını severiz. Bazen sadece resmine bakar öğrenir. Yani yayın o yüzden ellediğiniz, dokunduğunuz ve işte gece uyuduğunuzda başucunuza koyduğunuz bir şey. Bu çok kıymetli. Şimdi geçen sene Şubat ayında çıkarttık birinci sayıyı. Bu önümüzdeki aylarda pandemi dönemine denk geldi. İkinci sayıyı çıkarıyorduk. Sanırım bu ay sonuna kadar ikinci sayımız basılmış olacak. Biz şimdi ilk sayıdan vereceğiz size ama ikinci sayı çıktığında da ben bizzat size ikinci sayıyı da göndereceğim. Bilgi paylaşılırsa güzel. Müzeyenciğim, sana da yollayacağım. Geldiğimde hatta bırakırım. Paylaşmadığınız şeyin hiçbir kıymeti yok. O sadece size kalır. Bilginin sadakası dediğiniz bir şey var. Bunlar eğitimdir, hı-hı, bunlar yayındır, yazıdır. Bunları vermek, paylaşmak lazım. Önemli olan zaten yayınlamak ve bunu iyi aktarabilmek aslında. Sadece yazmak da değil. Yani bizim hocalarımız da, duayen hocalarımız da der. Yani tamam, bir makale yazıyorsunuz ama doğru bir şekilde gerçekten aktarabiliyor musunuz karşı tarafa? Ve evet, bir derse giriyorsunuz, öğrencilere bir konu anlatıyorsunuz. Önemli olan bunu doğru bir şekilde aktarabiliyor musunuz? Yani karşı taraf anlayabiliyor mu? Ve ne kadar anlayabiliyor? Aslında bu da önemli bu mertebede. Dediğiniz gibi bu konular aslında önemli konular. Biz de size bu alanda teşekkür ediyoruz. Bu konuya da değindiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Takipçilerimize de olacağım o zaman 3 kişiye biz arkadaşlarımız, ekibimiz seçecekler. 3 kişiye onu hediye edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bir de kitaptan bahsetmiştiniz sanırım. Hediye konusunda geçmişten geleceğe kapalı çarşıyla alakalı bir tane kitap demiştiniz. Onu size göndereyim. Bunu bütün katılımcılara göndermem yok, çok yok, zor. Katılımcı... Ama size göndereyim. Yani Genç Yolcu ekibine, arşivinizde olsun. Tamam. Çünkü bunlar çok kıymetli. Gerçekten ben size teşekkür ediyorum. Köprü oldunuz. Birçok konuyu konuştuk. Hatta çok fazla şey konuştuk. Umarım herkesin sorularını cevaplayabilmişizdir. Yani ben, çok soru vardı, aralarından seçtik. Yani evet, sorularını soramadığımız takipçilerimizden de özür diliyorum ben. Yani oldukça soru var, aşağıdan devamlı sorular geliyor. Yani arkadaşlarım da not alıyordu bir yandan. İşte onların notlarından artık sormaya çalıştım. Daha aslında 4-5 tane daha soru vardı ama süremiz de dolmak üzere. Size daha fazla yormak istemiyoruz bu konuda. Artık bir daha bir ileride bir program yaparız. Yani özellikle... Yaparız. Gezeceğiz. Gezi sözümüz var. Onu yapalım. Evet. Daha keyifli de olabilir. Bakarız. Aynen. O gezi konusunu gerçekten bizim de aslında üzerimize titrediğimiz YouTube kanalında özellikle Genç Yolcu'nun bizim gezi ekibimiz var. O çok keyifli olur. Ben size söyleyeyim. Yani şu anda rota hemen gözümde canlandı. İnşallah onu da yapalım hep beraber. İnşallah. İnşallah. Çok güzel olur Olcay Hanım. O konuda da sizle o zaman iletişime geçeriz. Bir planlama olur, yaparız sizin de müsait zamanınızda. Bizim arkadaşlarımız çekim yaparlar. Siz de güzel bilgiler verirsiniz o sırada. Ya böylelikle dediğiniz gibi bilgiyi paylaştıkça alınabilen yani bir şey çok iyi olur bizim açımızdan. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Sizin söylemek istediğiniz, takipçilerimize iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? Gençlere özellikle mesajlarınız var mı? Bunları da alalım ve yayını kapatmak istiyorum. Yukarıda da süre başladı. Bir buçuk dakikamız kalmış. Hemen çok hızlıca söyleyeyim. Yani farkında olmak çok önemli. Yaşadığımız kentin, yaşadığımız şehrin sahip olduklarımızın farkında olalım. Siz gençler böylesiniz. Yoksa bugün burada beraber olamaz. Ve biz her zaman açığız sorularınıza. Oldukça şeffafız bu konuda da. Ben hani işlerim ve uygulamalarımla da ilgili. Hepinizi beklerim. Ve tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle devam edin diyorum hepinize. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Prenses, evet. Gerçekten iki saat dolu. biz de şaşırdık yani nasıl böyle su gibi akıp geçti. Yani çok teşekkür ediyoruz. İleride belki tekrar program yapabiliriz. Özellikle spesifik konular benim aklıma geldi. İşte kapalı çarşıdan olabilir, Ayasofya'da. Bu tip konularda da aslında sizinle özel sohbetler yapabiliriz. Tabii çok ki teşekkür ediyoruz. Takipçilerimiz de aşağıdan teşekkürleri yağdırıyorlar. Herkese ben teşekkür ediyorum herkese. Size iyi geceler. Bir şey söyleyebilir miyim? Akşamlar. Tabii buyur, söyleyebilirsin. Son 20 saniye. Tamam söyle.
Hoşça kal. Kendine iyi bak. Hoşça kalın. Tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek olacak. Üzere. İyi akşamlar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Süremiz de dolmak üzere sanırım. 9 saniyemiz kaldı. Takipçilerimiz arasından da çekiliş yapacağız. Olcay Hanım'ın söylediği hediyeleri sizlere kargo aracılığıyla yollayacağız.